Merhaba Balıkesir Posta izleyicileri. Çuvaldız programıyla karşınızdayız. İlk programımızın konuğu AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Can Bey. Kendisine Balıkesir'le ilgili sorular soracağız. Gündemi birlikte değerlendireceğiz. Sosyal medyadan sizlerin bize göndermiş olduğu soruları da yanıtlamaya çalışacağız. Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sayın Vekilim, isterseniz programa hemen hızlı bir giriş yapalım. Nasıl isterseniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Balıkesir bugün de konu oldu. Balıkesir Havalimanı ile alakalı ben de bir kişisel değerlendirme yapmıştım. Akabinde sosyal medyadan da çok yorum geldi. Gördüğüm kadarıyla konuya yanlış hakim olan bir kitle de var. Milletvekillerimizi eleştiren, bu konuya hakim olmayan birçok vatandaşımız var. İsterseniz Balıkesir Merkez Havalimanı'nın şu an ne durumda olduğunu, ne zaman açılması planlandığını, onunla alakalı milletvekillerimizin özellikle de sizin nasıl bir çalışma yaptığınızı değerlendirerek isterseniz giriş yapalım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Siz geçtiğimiz günlerde bununla alakalı bir yayın yaptınız. O yayınınızı da izledim. Şöyle bir şey var. Şimdi Balıkesir'in bir kere bir havalimanına ihtiyacı vardı. Bu minvalde yatırım yapıldı, projelendirildi ve geçtiğimiz 2019'un Eylül ayı gibi de havalimanı bitti. Biz açılmasıyla ilgili o dönemde aslında çok ciddi girişimlerde bulunduk. Hala da bulunuyoruz. Ulaştırma Bakanımıza gittik. Bütün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Bey'e gittik. Genel Müdür'e gittik. Bütün bunların hepsini yaptık girişimlerin. Şimdi bizim şu anda kendi lokasyonumuzda bakacak olursak Kocaseyit işler bir vaziyette. Kocaseyit, evet. Havalimanı işliyor. Yine aynı şekilde bize yakın Bursa'da Yenişehir Havalimanı işliyor. Yine Sabiha da bize çok uzak değil artık. Eskiden uzaktı. Şimdi bir buçuk saatte Sabiha'ya gidilebiliyor. Şimdi bu işleyen lokasyon içerisinde bizim havalimanımızın da biz açıkçası açılması noktasında gerekli her türlü çabayı gösterdik. Fakat öyle bir şey oldu ki Ahmet Bey, tam böyle bir dönemde bu 737 MAX diye bir uçak grubu var. Türk Hava Yolları'nın Boeing'den aldığı. Hı hı. Bunların yanılmıyorsam 3 tanesi çeşitli arızalarla düştü. Düştükten sonra Türk Hava Yolları bu uçakları çekti. Yani aldığı uçak 8 tanesi falan almıştı galiba. Evet. Onları çekti. Diğer gelecek olan uçaklar da sisteme dahil olmayınca ister istemez mevcut uçakları değişikliklere kaydırmak zorunda kaldı. Yani size bu uçaklarda teknik bir arıza. Teknik arıza. Anladım. Zaten Boeing bu konuyla alakalı tazminat ödeyecek Türk Hava Yolları'na. Ödeme kararı alındı. Ödendi belki de, bilmiyorum yani o süreci. Hı hı. Yani uçaklar olmayınca diğer uçaklar da, iç hatlarda kullanılan uçaklar da değişik yerlere kaydırıldı. Bazı uçaklar dış hatlara kaydırıldı. Bize verilen cevabı söylüyorum size. Ve bizim havalimanımız açılamadı. Hali hazırda havalimanının personel yapısından tutun da her şey tamam. Yani sadece uçak konulacak ve tarifesi belirlenecek. Nasıl uçacak, nereye uçacak, onlar belirlenecek ve sistem işleyecek. Bununla alakalı hem Ulaştırma Bakanımız, bundan önceki Ulaştırma Bakanımızla da konuştuk. Adil Bey geldi şimdi, Adil Kara Osmanoğlu, onunla da konuştuk. O da biliyor konuyu. Yani biz sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Balıkesir halkı merak etmesin. İnşallah biz o havalimanının açılmasını istiyoruz. Dediğim gibi lokasyon biraz sıkışık bir lokasyon. Şimdi Sayın Vekilim, tam o noktada soru soracağım. Şimdi havalimanının açılmasını istiyoruz. Yani büyük şehir olan bir ilin merkezindeki bir havalimanının çalışması gerekiyor. Fakat sizin girişimlerinizle ya da işte genelde bu sorun çözüldüğünde, buraya uçaklar geldiğinde sizce işleyebilecek mi? Biz çünkü geçmişte bunun denemeleri yapıldı ve kısmi olarak başarısızlıkla sonuçlandı diyebiliriz. Hı hı. Ama vatandaş nezdinde, ama işleyişiyle alakalı bir takım sıkıntılar çıktı ve seferler kaldırıldı. Şimdi Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan da bahsettiniz. Ciddi bir lokasyon problemi var. Peki
her şeye rağmen açacağız bunu dediğiniz gibi. Evet. Açılması gerekiyor çünkü o kadar yatırım boşuna tabii, yapılmadı. Tabii. Peki açıldıktan sonra başımıza neler gelir? İşleyecek mi? İşleyecek mi mesela? Bununla alakalı ne söylemek istersiniz? Şimdi dediğim gibi sıkışık bir lokasyon. Bunu bizim denemeden çok fazla bilme ve görme şansımız yok. İnsanlar Yenişehir'i mi tercih edecekler, Koca Seyit'i mi tercih edecekler, yoksa İstanbul'u mu tercih edecekler ya da Balıkesir merkezi mi tercih edecekler. Bunu bizim denediğimiz zaman görme şeyimiz var. Ama ben şunu biliyorum, bizim Ticaret Odası Başkanımız Rami Bey'le yine Balıkesir Ticaret Borsası Başkanımızla zamanında bu konuları biz görüştük. Görüştüğümüzde onlar belli bir süre, uçağın işte işleyene kadar yani sistem oturana kadar destekleyecekleri sözünü verdiler. Evet. Sağ olsunlar yani bu anlamda da elini taşın altına koydular. Ve bunu biz yukarıya da ilettik, biliniyor bu. Hı hı. Belli bir zaman süreci içerisinde bu sistemin oturacağını düşünüyoruz. Şehrin böyle bir şeye ihtiyacı var. Yani Ankara lokasyonu mutlaka işlemesi lazım. İstanbul lokasyonu tamam biraz daha yakın ama Ankara bizim çok acil ihtiyacımız olan bir lokasyon. Peki vekilim, lokasyondan konu açılmışken az önce söylediğiniz işte Bursa, Yenişehir, Balıkesir merkez yer olarak biraz sıkıntılı dedik. Bu proje nereye yapılsaydı tam anlamıyla verim alabilirdik bundan? Ya şimdi Yenişehir yapılmamış olsaydı ben bugün düşündüğümde, hı hı, zamanda tabii bu Balıkesir merkez yokken bir tarafta Koca Seyit var. Diğer tarafta, diğer kanat olarak da Yenişehir düşünülmüş, Bursa. Evet. Bu iki kanat yapılmadan önce, yani Yenişehir yapılmadan önce belki bu Karacabey Bandırma lokasyonu, eğer oraya bir, hı hı, havalimanı yapılmış olsaydı. İki şehrin arasında. İki şehrin arasında hem Bursa istifade ederdi hem Balıkesir merkez istifade ederdi. Daha fazla bir şey olabilirdi yani, orası işleyebilirdi, daha rahat işleyebilirdi gibi, hı hı, geliyor bana. Ama şimdi tabii önceden Balıkesir havalimanı yok. Onun olmadığı bir dönemde çift kanat olarak düşünülmüş. Bir tarafta Bursa, hı hı, bir tarafta da bizim Körfez. Evet. İkisi havalimanı olarak düşünülmüş ve kullanıma sokulmuş. Şimdi bunun arasına biz bir de Balıkesir Havalimanı'nı yaparak aslında Balıkesir'i bu anlamda rahatlatmaya çalıştık. Yani yapılan şey bu. Hı hı. Önümüzdeki dönemde de bunun açılışıyla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Sizin de söylediğiniz o nasıl işleyecek bundan sonraki durum. Evet. Onu da zaman içerisinde göreceğiz. Ama ben şunu görüyorum, ciddi bir talep var. İnsanlar istiyorlar. Havalimanının açılmasını istiyorlar. Sizin yaptığınız yayında da benzer bir vurgunuz vardı. Aynı şekilde ticaret odamız bunu istiyor. İş adamlarımız bunu istiyor. Sonuçta Ankara bu ülkenin başkenti. Ankara'ya yine işte ülkemizin değişik lokasyonlarına uçabilen, şehrimizin insanını Türkiye'nin her tarafına taşıyabilecek bir havalimanımızın olması bizim için büyük bir kazanım olacaktır diye düşünüyorum. Peki Türk Hava Yolları haricinde diğer özel şirketlerin bakış açısı nasıl bu duruma? Yani onlar herhangi mesela bir yolcu simülasyonu ya da bu işten karlı mı zararlı mı çıkacakları konusunda nasıl bakıyorlar? Sadece Balıkesir nezdinde değil, bu tip havaalanlarıyla alakalı Türk Hava Yolları keza söyleneni yapmak durumunda, hizmet verme odaklı çalıştığı için zaten. Ama diğer şirketler de bir şekilde buralarda sefer yapacaklardır. Onların bakış açıları nasıl peki bu tarz havalimanlarına? Özel şirketler direkt kar odaklı çalışıyorlar. Öyle de çalışmak zorundalar gemilerini yüzdürebilmeleri için. Tabii. Ama Türk Hava Yolları bu anlamda biraz daha fedakarlık yapabiliyor. Yani daha sosyal düşünebiliyor. Uçakların işte gelmesi, gitmesi, şehrin gelişmesi, kalkınması, şehrin hareketliliğini hesaba katarak daha farklı düşünebiliyor. Özel uçaklar, yani eğer buraya Türk Hava Yolları uçak koyarsa, hı hı, ben özel uçaklar gelir mi çok zannetmiyorum. Çünkü hemen dibimizde Sabiha var. Tabii. Sabiha'ya uçuyorlar. Koca Seyit'e uçuyorlar. Yani nasıl olur onların vereceği tercih. Ama kar odaklı bakacakları için eğer bir karlılık yakalayacaklarını yani öyle bir şey düşünürlerse gelebilirler. Ama o olmazsa biraz zor gözüküyor. Peki şeyi soracağım. Özür diliyorum. Ha, mesela Koca Seyit'in şöyle bir avantajı var. Turizm bölgesi olduğu için Körfez çok ciddi bir lokasyon olarak orası önemli bir hap. Bir hareketli. İnsanlar evet. Geliyorlar turizm olarak orayı kullanıyorlar. Oraya özel uçak koyuyorlar. Anladım. Dolayı. Peki havalimanı ile alakalı uçuşa ne zaman geçmesiyle ilgili öngördüğünüz bir tarih var mıdır yok mudur diyelim, bu konuyu ya da toparlayalım isterseniz. Burada bayağı bir aslında tabiri caizse baskı da yaptık. Yani bitmiş bir havalimanı artık yüz açılmasını istiyoruz diye çok, hı-hı, ciddi baskı da yaptık. Ama araya korona meselesi girdi. Korona meselesi girdikten sonra ister bir de bu 737 MAX dediğimiz uçak grubunun arızası da girince
Çok fazla da bir şey diyemedik açıkçası yani bir yere Biraz kadar. mazeret oldu. Biraz da öyle oldu evet. Evet doğru. Yani çok bir şey de diyemedik ama biz bunun takipçisiyiz. Yani 2021 yılı için inşallah diyelim. Şu an gerçi tabii çok net bir tarih söylemek de yanlış olur. Bir beklenti içerisine yani insanları doğruları sokmak da. Konuşmak tabii, lazım. Tabii doğru. Kamuoyunda bu anlamda doğruları söylemek lazım. Şimdi bir tarafta korona meselesi var. Bir taraftan uçak grubunun yerinin takviye edilmesi gerekiyor. Ama biz takip ediyoruz. Yani, Yani hem gerekli milletvekillerimiz, bağlantıyı iktidar kuruyoruz. milletvekillerimiz Bütün hem yerel vekillerimizle yönetimlerimiz birlikte. aynı anda Tabii. hummalı bir Büyükşehir şekilde. Belediye Başkanımız. Hepimiz uğraştık bununla ilgili. Şimdi Anladım. kimsenin hakkını yememek lazım. Şimdi bir de aynı yayında bir konumuz daha vardı. Bu hastanelerle ilgili ilçelerde devam eden yatırımlar var. Bizim merkezde devlet Evet, hastanemizle 400 yataklı alakalı, devlet hastanemiz evet yapılmış. oranın ek binasının yapılmasıyla alakalı, işte ödenek gelmemesiyle alakalı bir konuşma yapmıştım ben. Tabii bu muhalefet milletvekilleri tarafından farklı değerlendiriliyor. Vatandaşa da farklı anlatılıyor bu olay. Doğru. Tabii biz de gördüğümüzü, sonuç odaklı baktığımız için gördüğümüzü yorumluyoruz. Bu hastaneler meselesi, projelerden ödenek alma meselesi nedir? Bu konuyu isterseniz birazcık açalım. Nasıl işliyor Balıkesir, Ankara'da istediğini alabiliyor mu ya da ne seviyedeyiz? Bence biz istediğimizi bütün bu yaşanan olumsuz duruma rağmen, koronadan bahsediyorum, ekonomide yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Tüm dünyada şu anda bazı sıkıntılar var. Bütün bunlara rağmen biz gerekeni aldığımızı düşünüyorum. Şu anda Balıkesir'de sağlık alanında İrini Devlet Hastanesi 50 yataklı bitti. 2 hafta önce pazartesi günü açıldı. Şu anda hizmete girdi. Son derece modern. Hemen Edremit yolu üzerinde görmüşsünüzdür sol tarafta. Gerçekten ziyaret eden insanların çok ciddi anlamda etkilendiği güzel bir hastane yaptık. Devam edelim. Sındırgı Devlet Hastanesi yapımı şu anda inşaatı devam ediyor. Gömeç'te Devlet Hastanesi şu anda 10 yataklı Devlet Hastanesi bitmek üzere. Yani bugün yarın onu da şeyini alacağız. Susurluk'ta son bu yıl 2020'de yatırım kararına girdi. Susurluk 50 yataklı hastane Susurluk'a yapılacak. Yine aynı şekilde Edremit'te 400 yataklı hastanemiz yatırım planına girdi ve önümüzdeki dönemde yapılacak. Merkeze 400 yataklı az önce söylediğiniz ek bina yapılacak ve bunların hepsi yatırım programına alındı. Yani bunlar basit işler değil Ahmet Ama Bey. öncelik sırasına göre ilerliyor bunlar değil mi? Şöyle, şimdi bir kere öncelikle yatırıma girmek çok önemli. Siz yatırım programına girdikten sonra belli aşamalar var. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Ondan sonra bu süreç zaten belli bir noktaya geliyor ve bu yatırım gerçekleşiyor. Şimdi devlet diyor ki tamam biz bu hastaneleri yapacağız. Devletin yatırım programını almış olması bu anlama geliyor. Ha şu olabiliyor zaman zaman. Öncelikler değişebiliyor. Mesela korona meselesi olduktan sonra eğer şehrin hastane durumu şeyi kaldırıyorsa, ihtiyaçları karşılık kaldırıyorsa, çok aciliyet kesbetmeyen bir durum varsa öncelikler değişebiliyor. Ama bizim öyle bir durumumuz da yok. Bakın şimdi devlet hastanesinin durumunu mesela siz o gün demiştiniz de yok 2000 küsür lira ödenek ayrılmış. Yani çok evet. Bunun adı iz ödenektir bakın. Bu bak, bilmeden konuşunca ister istemez kamuoyu bunu yanlış anlıyor. Bunun adı iz ödenektir. Yani diyor ki biz bu yatırımı yapacağız devlet. Tamam buna bir ödenek ayırdık. Önümüzdeki dönemde devlet hastanesinin projesinin çıkması gerekiyor. Bir kere projesi yapılacak. Sonra yaklaşık maliyeti belirlenecek. Yaklaşık maliyet belirlendikten sonra ihale edilecek. Ve ihalesi yapılacak, hastane yapılmaya başlanacak. Bunun bir süreci var. Mesela diğer illerle kıyaslamak bunu, diğer illerde yapılan hastane yatırımlarıyla kıyaslamak, işte onlar şu kadar parayı aldılar da işte onlar devam ediyorlar fakat biz Balıkesir olarak neden bunu yapamıyoruz? Aradaki mesele bu. Yani onlar çok daha önceden projesi gerçekleşmiş, yaklaşık bedelleri belirlenmiş, ihale aşaması tamamlanmış projeler. Öyle olunca onlar tabii ki öncelikli olarak ilerliyorlar. Ama tabii Ama muhalefet milletvekillerinin bunu algılaması ve kamuoyuna lanse etmesi paylaşması böyle çok değil. çok apayrı. Çok farklı Yani yani. biz şöyle bir algı çıkıyor ortaya. Yani diğer milletvekilleri keza kendilerini de biraz katıyorlar işin içine. Biz de uğraşıyoruz da işte iktidar milletvekilleri genelde kendileri yapmak için yaket vuruyorlar işlere. Kendileri de çok beceremiyorlar gibi konuyu bambaşka bir yere çekiyorlar. Bu da dediğiniz gibi yanlış anlaşılmalara da maruz bırakıyor vatandaşları. Peki şunu soracağım. Az önce mesela ilçeleri saydınız. Muhalefet milletvekillerinin şöyle de bir konuşması var. İşte AK Parti'nin belediyesinin olmadığı, oy almadığı yerlere çok fazla hizmete götürmüyor. Vekiller oralarla çok fazla ilgilenmiyor diyor. Mesela az önce Edremit'i saydınız, Susurluk'u saydınız. Bunlar Gömeç. Göme AK Bizde Parti'de mi oldu? olmayan yerler. Yani. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim.
Bu devlet hastanesiyle alakalı Cumhuriyet Halk Partisi vekillerimizden bir tanesi çok uğraşıyor. Yani devlet hastanesinin daha önce o bulunduğu yeri TOKİ'nin ziyaret ettiğini, TOKİ'nin oraya bina yapacağını, alışveriş merkezi yapacağını iddia etti. Yani hastane binasının arasında alışveriş merkezi nasıl oluyor onu da anlamak ayrı bir şey de. Ama oranın ziyaret edildiğini, TOKİ tarafından oraya hastane binası yapılacağını söyledi. Ya bunların hiçbirisi doğru değil Ahmet Bey. Yok böyle bir şey yani. Olmayan şey kamuoyuna varmış gibi lanse ediliyor. Yani biz olayı bir takip ediyoruz. Takipçisiyiz. Biz de milletvekiliyiz yani. Kamuoyuna bunu paylaşıyoruz. Milletimize bunu söylüyoruz. Bunun sözün bir anlamı olmalı. Yani bir şey söylüyorsanız bu sözün bir anlamı olmalı. Doğru. Yani şimdi siz kamuoyuna biz mesela diyoruz ki 4 yataklı hastane yapılacak. Bununla alakalı yatırım programı alındı. Dediğim gibi öncelikler değişebilir. Bunu eleştirebilirsiniz. Bak ben bunu anlarım. Dersiniz ki kardeşim bak bu hastane şu tarihte yapılacaktı. Siz bu tarihte bunu yapmadınız. Bunun sözünü verdiniz falan. Bunu anlarım. Ama gelip de oraya TOKİ binası yapılacak demek. Yani TOKİ alışveriş merkezi yapacak buraya. Böyle bir şey olur mu? Bakın ben daha önceden de bunu eleştirmiştim değişik açıklamalarımda. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri yine şehir hastanelerini de çok eleştirdiler. Kaldı ki bugün dünyada yaşanan bu pandemi sürecinde şehir hastanesi milletimizin hayatını kurtardı. Ne kadar önemli olduğu ortaya o çıktı. O vizyonun ne kadar büyük bir vizyon olduğu ortaya çıktı. Evet. Ya şimdi şehir hastanelerine kimse laf söyleyebilir mi? Dünyada insanlar yollarda öldüler. Yürüyemediler, hasta oldular, hastanelere gidemediler, tedavi olamadılar. Kendi sosyal güvencelerini kullanamadılar. Bunlar oldu. Yataklar doldu. Türkiye'de böyle bir şey oldu mu? Peki bu böyle halkımıza bu kadar rahat bir şekilde imkan sunan bir hükümet var, bir iktidar var ki Cumhurbaşkanımızın çok net bir sözü var. Sağlıkla ilgili asla tasarruf yapmayacaksınız. Sağlıktan tasarruf olmaz. Ve bu anlamda da ne gerekiyorsa milletimize hizmet yolunda her şeyi yaptık. Şimdi bence önemli olan vurgu bu. Bakın bizim 9 tane milletvekilimiz var. Balıkesir milletvekili. Evet. Ben bugün basın toplantısında da söyledim. Yapmamız gereken şey şu. Diğer illerin milletvekilleri böyle yapıyorlar. Elbette yapmayanlar da vardır. Hepsini katmayayım. Ama çoğunluğu böyle yapıyorlar. Eğer bu şehre bir yatırım gelecekse, bu şehrin önünü açacaksa, bu şehre hizmetse bunun adı, sizin çocuğunuz, benim çocuğum, bu milletin çocuklarının istifade edeceği, bizim istifade edeceğimiz bir yatırım varsa söz konusu olan, 9 milletvekilini de aynı yere vurması lazım. Kalkıp da ben muhalefet milletvekiliyim diye şehre gelecek bir yatırımla alakalı olumsuz konuşmanın bir anlamı yok. Peki milletvekilleri şehre katacağı bir şey yok. Milletvekilleri olarak bu diğer parti 4 milletvekilleriyle bir araya gelmek için bir konsensüs oluşturmak için bir teklifiniz ya da bir konuşmanız oldu mu hiç? Şimdi şöyle. Sizin şahsınızda değil hani genel AK Parti olarak. Şöyle biz bunu aslında zaman zaman birebir de görüştüğümüzde konuşuyoruz. Zaten milletvekillerin hepsiyle birebir de görüşüyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Ama siyaset söz konusu olduğunda özellikle muhalefet milletvekillerinin bilinçli bir şekilde ayrıştığını görüyoruz. Yani kendilerine yani, verilmiş bir senaryoyu mu oynamaya çalışıyorlar? Yani, ya muhtemelen. Yani ben onu tam bilemem ama şunu yapıyorlar. Yani bizim az önce söylediğim o yatırımlara açıkçası muhalefet milletvekillerinin destek vermesini bekleriz. İktidar olan biziz. Doğru mu? Millet bu görevi bize vermiş. Yürütme evet. görevini bize vermiş. Bu yürütme görevini biz yapıyoruz. Hizmeti biz yapacağız. O zaman şehre gelen bir hizmet varsa kardeşim bunu sahiplenin. Bunu siz de sahiplenin. Hep birlikte sahiplenelim ve bu hizmeti yapalım. Doğru olan bu. Yani hiç, yarın milletvekili, biz bugün milletvekiliyiz. Bu görevi millet bize vermiş. Yarın olmayabiliriz. Yarın bu koltuklar bizde olmayabilir. Biz evet. burada da bulunmayabiliriz. Millet bizi seçmeyebilir. İktidar partisi kendi partimiz bizi göstermeyebilir. Ya bunların hepsi olur. Siz de olmayabilirsiniz. Biz de o zaman mevcut anı, şu anki bize verilen sorumluluğu, görevi en iyi şekilde kullanıp bu millete hizmet etmenin yolunu aramak gerekiyor. Bakın eleştirmeyin demiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Eleştirilmeye biz açığız. Evet. İktidar elbette muhalefet tarafından eleştirilmek zorunda. Eleştirirse biz de bazı yanlışlarımızı düzeltiriz. Kendimiz daha doğru işlere yapmaya yöneltiriz. Bunlar olur. Bu ayrı bir şey. Ama yani altı gerçekle doldurulmamış diyeyim. Doğru olmayan bilgileri kamuoyuyla paylaşmak doğru bir şey değil. Yani bunu muhalefet kavramı biraz zaten değişti gibi bir şey yani. Hani dediğiniz gibi yapılan bir işi daha iyi olması noktasında eleştirmek değil de karşı çıkmak ya da önünü kesmek gibi bir konuya evrildi bu. Muhalefet çok farklı bir... Ama kim kazanır bundan? Kazananı olmaz. Bu işin kazananı olmaz. Kazanan şehir de kazanmaz. Şehir de kazanmaz. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Gelelim o sizin muhalefet ilçe belediyelerinin olduğu ilçelere. Bakın o kadar büyük yatırımlar yapılıyor ki bugün. Gidin bakın. Susurluğa bakın. Edremit'e bakın. Burhaniye'ye bakın. Her yere yatırım yok. Ayvalık'a bakın ya. Şu anda belediyemizin, Büyükşehir Belediye'nin belki de en büyük bütçelerinden bir tanesi evet, Ayvalık'a gidiyor yani.
bir haksızlık yapmasınlar. Haksızlık yapmasınlar. Biz şu anda görevimizin farkındayız. Sorumluluğumuzun farkındayız. Balıkesir'in her bir karış toprağına hizmet ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız mücadele ediyor. Milletvekillerimiz mücadele ediyor. Muhalefet milletvekilleri de hizmet noktasındaki bu seferberliğe katkı sunsunlar. Bizim isteğimiz ve talebimiz bu olabilir. Bakın şimdi Gömeş'te biz hastane yapıyoruz. Söylüyorum size. Edremit'e bölgenin belki de son dönemde yapılacak en büyük hastanelerden birisinin çalışması devam ediyor. Zemin etütleri yapıldı. Proje aşamasına geçildi. Bunu yapıyoruz. Yani o zaman dert ne? Merkezdeki devlet hastanesi ile ilgili durumu anlattım. Sındırgı hastanesi yapılıyor. Susurluk hastanesi daha bu yıl programa alındı. Peki bunları birebir de söylediğiniz zaman tepkileri nasıl oluyor? Hani biz kamera önünde izliyoruz. Kavgalar, gürültüler mecliste bildiğiniz gibi izliyoruz. Biz sadece gördüğümüzü yorumluyoruz. Peki kulise geldiğiniz zaman ya da odalarınızda mutlaka görüşüyorsunuz. Bu konuları bu şekilde normal milletvekili ceketinizi asıp da ya işte kardeşim bak böyle böyle bu konunun aslı budur, astarı budur. Biz şunu yaparsak daha karlı çıkarız mutlaka diyorsunuzdur. O zamanki tepkileri zaman. Nedir? Kaçamak cevaplarla geçiştiriyor yani. Ne az önceki ki? Konuya bağlıyoruz. Yani ne hani ya? Genel parti politikası neyse ne liderleri yani? Herhangi bir onlar da biliyorlar. Mesela TOKİ meselesini ortaya atmak kadar yanlış bir şey olabilir mi ya? Doğru. Yani. Dediğiniz gibi yapılan iş belki eleştirilebilir ama tamamen farklı bir şeyden bahsettiğiniz zaman yani doğru olmayan bir şey. Bu sefer iftiraya ya da farklı bir yere doğru gidiyor. Bence siyasetin önemli öğelerinden bir tanesi samimiyet. Bizim bunu kaybetmememiz gerekiyor. Samimiyeti kaybetmemek gerekiyor. İnsanlarla karşılaştığımızda ya da insanlara bir şey söylediğimizde hizmet edeceksek de etmeyeceksek de doğruları söylemek zorundayız. Edemeyeceksek de diyelim doğruları söylemek zorundayız. Samimiyeti kaybetmemek zorundayız. Hakikatin peşinden koşmak zorundayız. Ya sırf muhalefeti biz eleştirelim, iktidarı biz eleştirelim, iktidar gitsin, iktidarı her türlü vuralım. Ya bu anlayış şimdi bir kazananı olmaz. Bu anlayışın bu memlekete verebileceği bir şey yok. Nitekim bu bakış açısının doğru olmadığı ve muhalefet partisine de bir şey katmadığı son yapılan seçimlerde de çok net bir şekilde ortada. Buradan bir sonuç çıkmıyor. Herhangi bir politika değişikliğine de gitmiyorlar ama herhalde. Hayır, millet şunu bekliyor. Millet diyor ki kardeşim iyiye iyi de kötüye kötü de. Yapabileceğini söyle, yapamayacağını söyleme. Millet artık bu tip siyaset istiyor. O Demirel, rahmetli Demirel dönemindeki gibi iki anahtar vereceğim size. İşte bir ev anahtarı, bir araba anahtarı. Millet hala bekliyor anahtarları. Doğru. Verildi mi o anahtarlar? Şimdi bu siyaset anlayışı artık tarihte kaldı. Bunun bitmesi gerekiyor. Bundan sonraki süreci daha böyle samimi, gerçeklere dayanan, ayakları yere basan bir şekilde yapmak lazım. Anladım Sayın Vekilim. Şimdi biraz da konuyu yerelleştirelim istiyorum ben. Biz yayınlarımızda şöyle genel Balıkesir'le alakalı değerlendirmeler yapmaya, vatandaşa fazla mikrofon tutmaya çalışıyoruz. Onlardan gelen birkaç tane. Mesela Balıkesir'imizin zengin bir memleketiz. Çok. Birçok güzelliğimiz var, birçok özelliğimiz var. Bizim sizle birebir yapmış olduğumuz öğretmen evinde hatırlarsınız bir konuşmamız vardı. Orada Balıkesir'in tanıtımıyla alakalı bir takım eksikliklerden, yapılması gerekenlerden bahsetmiştik. Olması gerekenleri siz anlatmıştınız. Dışarıdan birisi geldiğinde gezdirilecek mekanlar şunlar bunlar belki olabilir ama kültürümüzü yani Balıkesir'in zenginliklerini işte peynir kitabımız var dedik. Buraya geldiğimizde halımız var. Sayabileceğimiz bir sürü özelliğimiz var. Ama bunları tanıtabileceğimiz bir alanımız yok. Bununla alakalı çalışmalar da oldu. Şimdi Sayın Valimiz Ersin Yazıcı da Antalya'ya gitti. Onun da bir çalışması vardı bu konuyla alakalı meslek odalarıyla birlikte. Sizle de konuşmuştuk. Ne yapılabilir bu konuda? Balıkesir'de kendimizi daha ön plana çıkarmak, güzelliklerimizi, özelliklerimizi anlatmak adına neler yapılabilir? Siz bu konuda nasıl bir girişimler yaptınız milletvekilleri nezdinde? Şimdi Balıkesir bir kere Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin 5 büyük şehrinden biri. Bakın nüfus olarak 5 büyük şehrinden bir tanesi. Hı hı. Oralardan buralara gelmişiz. Maalesef işte İstanbul'un arka bahçesi gibi kabul edebileceğimiz Kocaeli, Bursa, yine İzmir'in ve Manisa'nın etkileşimi Balıkesir'i biraz arada bırakmış. Ama Balıkesir 14.538 kilometrekare toprak alanı olan ve gerçekten turizm potansiyeliyle, tarım potansiyeliyle, maden potansiyeliyle, doğa turizmi potansiyeliyle, termal potansiyeliyle, hayvancılık potansiyeliyle Türkiye'nin en önemli ve en gerçekten şu anda bakir illerinden bir tanesi. Bakın
Balıkesir için benim şöyle benzetmem vardı. Unutmadan söyleyeyim onu. Arada kaynamasın. Parlatılmamış pırlanta demiştim Balıkesir için. Evet. Parlatılmamış pırlanta. Gerçekten parlatılmamış pırlanta. Termalimizi hiçbir şekilde kullanmamışız. Şu anda birçok yerde termal imkanlarımız var. Termal nerede kullanılıyor? Bir kere turizmde kullanılıyor. Sağlık turizminde. Şeyde kullanılıyor. Sebze meyve yetiştiriciliğinde, tarımda, ciddi anlamda serada kullanılıyor. Yine aynı şekilde ısıtma olarak kullanılabiliyor. Enerji olarak kullanılabiliyor. Yani termal müthiş bir imkan. Ve Balıkesir'de bu son derece iyi bir şekilde var. Bunun değerlendirilmesi lazım. Devam edelim. İki denize kıyısı olan bir şehir mi Balıkesir? Evet. İki denize kıyısı olan bir şehir. Bunu değerlendiriyor muyuz turizm olarak? Otellerimiz var mı? Maalesef. Yok. Yani yazlık. Değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii. İşte bunların hepsinin projelendirilmesi gerekiyor. Dağ turizmi açısından bir sürü dağımız var. Kapı Dağı var Erdek bölgesinde. Yine aynı şekilde Dursunbey'de Alaçam Dağları var. Devam edelim. İvrindi bölgesinde Madra Dağı var. Yani bizim dağ imkanı olarak da son derece Balıkesir bakir bir yer ve doğa turizmi olarak bunlar kullanılabilir. Hiçbir şey yapılmamış. Yani şu Balıkesir'de turizm anlamında, doğa turizmi anlamında yok. Karadeniz şu anda ciddi anlamda aslan payı alıyor bu işten. Biliyor musunuz? Doğrudur. Yani dağ turizmini, doğa turizmini kullanıyorlar. Şimdi bizim bunları önümüzdeki dönemde değerlendirmemiz lazım. Devam ediyoruz. Tarım potansiyeli. Çok ciddi ovalarımız var. Susurluk Ovası, Gönen Ovası, İvrindi Ovası, Manyas Ovası. Ya bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Tarım alanları dünyanın en stratejik alanları. Bizim önümüzdeki dönemdeki yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi tarımı geliştirmek, tarım yan sanayini Balıkesir'de geliştirmek. Yani üretimi kendimiz yapacağız, ürettiğimizi sanayi ürününe dönüştüreceğiz ve dünyaya pazarlayacağız ve satacağız. Eğer bunu yapabilirsek bakın Balıkesir'i emin olun sadece tarımdan üreteceği katma değerle işsiz diye bir şey kalmaz Balıkesir'de. Tarımdan. Çünkü tarım artık para kazandırıyor. Çok ciddi para kazandırıyor. Cumhurbaşkanımızın da zaten bu yeni dönemle alakalı tarıma ekstra bir önem göstereceğini söyledi. Kesinlikle. Muhtemelen teşviklerde bu konuda teşvik var, yeni araziler var, hazine arazileri insanlara verilecek. Tarım yapmak isteyen herkese verilecek. Yani önümüzdeki dönemde bu yapılacak. Ama Balıkesir'in özel bir yeri, Balıkesir toprakları kirlenmemiş. Temiz. Bir kere bunu da korumamız lazım önümüzdeki dönemde. Yani tarım alanlarını gerçekten çok iyi bir şekilde korumamız gerekiyor. Peki tanıtım açısından orta ve uzun vadede ne yapılabilir? En azından hani... İsterseniz birazcık bir aklımda olan bir daha söyleyeyim. Buyurun, buyurun. Hayvancılık anlamında, alanında bugün mesela süt üretiminde Türkiye'de 5. sıradayız. Salça üretiminde Türkiye'de 3. sıradayız. Biliyor musunuz? Böyle ciddi şeyimiz var yani. Yem bitkileri üretiminde yanılmıyorsam 7. sıradayız. Böyle Balıkesir şey bir mümbit bir yer. Hayvancılık anlamında da yine şey kanatlı hayvancılıkta. Evet. Türkiye'de 5. sıradayız. Ve pardon 3. sıradayız. 3. sıradayız. Biz şimdi bu kadar elimizde imkan var. Bunların hepsini yapabiliyoruz. O zaman bize ne kalıyor? Bir çok ciddi bir organizasyon yapısı lazım. Yani bir ciddi bir strateji. Şehir planı, ciddi bir strateji gerekiyor burada. Bunları nasıl üreteceğiz öncelikle? Nasıl bunları, dağılımını nasıl sağlayacağız? Ve ardından da bunu dünyaya nasıl pazarlayacağız? Sadece Türkiye değil, artık dünyanın her yerine pazarlama imkanı mümkün bir ürünü. O zaman bizim de ona göre yeni plan oluşturup, yeni bir program oluşturup bunları yapmamız lazım. Madencilikte bugün Balıkesir, Türkiye'nin çeşitlilik anlamındaki bir numaralı ili. Bir numaralı ili yani. Şimdi bu potansiyel olan bir ilde biz havalimanı açılacak mı açılmayacak mı bunu konuşuyoruz Ahmet Bey. Doğru. Yani bunu mu konuşmalıyız biz? Bizim konuşacağımız şeyler şehri katma değer olarak daha nasıl sıçratabiliriz önümüzdeki dönemde? Şehri nasıl yönetebiliriz? Ama burada en önemli şeylerden bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. Bunu bir kez daha altını özellikle çizmek istiyorum. Tarım alanlarının kirletilmemesi gerekiyor. Tarım alanlarının korunması gerekiyor. Balıkesir'in sanayi, İstanbul'dan gelecek olan belki sanayi ürünleri, işte kimyasal belki şeyler gelebilir. Çünkü bizim arazi yapımız çok geniş. Az önce de söylediğim gibi 14.538 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Hı hı. Bu araziyi elbette şimdi Kocaeli doldu, Bursa doldu. Balıkesir'e doğru da yeni ulaşım yollarının açılmasıyla birlikte birileri buraları sanayi yatırımları yapmak isteyecektir. O zaman bizim çevreyi koruma adına, kendi tarım topraklarımızı koruma adına ve tarım üretimini artırma adına yeni kararlar almamız lazım ve bunu korumamız gerekiyor.
Ve bir şey daha yapmamız lazım. Balıkesir hızlı gelişiyor zaten. Önümüzdeki dönemde daha hızlı gelişecek. O zaman buraya göç olacak. O göçü de çok doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Yani şehrin kimyasını bozmadan, yani nüfus demografisini bozmadan, işte bunu da doğru yöneterek şehre hizmet etmek gerekiyor. Özellikle tanıtım noktasını çok doğru söylüyorsunuz. Bunu bu vurgunuz çok önemli. Şimdi siz ürünü ürettikten sonra Balıkesir'in bir kere büyük şehirlerde mutlaka isminin daha fazla konuşulması lazım. Fuarlar açılıyor birçok yerde. O fuarlarda Balıkesir'in mutlaka yer alması lazım. Bizim fuar alanlarımızın olması gerekiyor. Peynirden bahsediyorsunuz. 50 çeşit peynirli Balıkesir daha fazla olduğu söyleniyor da 50 çeşit olarak geçiyor. Kitabımız var da bir peynir çarşımız var mı? Yok. Peyniri sunabileceğimiz, insanlara gösterebileceğimiz bir yer var mı? Bunları göstermek lazım. Peynir o kadar stratejik bir ürün ki Fransa bugün peynirden ciddi anlamda katma değer sağlıyor. Bizim de o kadar güzel ürünlerimiz var, o kadar güzel peynirlerimiz var, aroması güzel olan, dünyaya çok rahat pazarlayabileceğimiz peynirlerimiz var. Ama biz bunu hiç kimseye sunamıyoruz. Bir örnek vardı, mesela Ezine'ye, yani Çanakkale'ye buradan biz gönderiyoruz sütü. Ama Ezine peyniri dendiği zaman bir marka var. Bizim mesela Manyas peynirimiz var. Manyas. Gibi gibi birçok özelliğimiz var ama ben birçok Balıkesirli'nin de haberdar olmadığını düşünüyorum. Dediğiniz gibi hani üretimler konusunda, bu güzellikler konusunda biz kendimizin de çok fazla olaya hakim olmadığını düşünüyorum. Ben ne yaptım biliyor musunuz bugün? Çok güzel bir şey söylediniz. Höşmerim coğrafi işaret aldı biliyorsunuz. Evet. Coğrafi işaret aldığı gün Höşmerim paylaşımı yaptım kendi sosyal medyamda. Bu paylaşımı yaptıktan sonra ismini vermeyeyim bir arkadaşımız alaycı bir şekilde yorum yaptı. Vekilim başka bir şey kalmadı mı paylaşacak diye. Muhtemelen o gün coğrafi işareti aldığını bilmiyordu peynirin. Höşmerimin. Artı Höşmerim'i şey yapıyor yani küçümsüyor. Ya kardeşim Höşmerim bu şehrin ürettiği bir tatlı. Yani bundan Susurluk ayranı, Susurluk ürettiği bir ayran. Susurluk'taki kokoreç, Susurluk ürettiği Göbel'de mesela meşhur. Herkes öğrenmiş artık. Doğru. Bu bizim bir şeyimiz, değerimiz. Bunu bileceğiz. İvrin'de üretilen kuzu bizim bir değerimiz. Bunu bileceğiz. Efendime söyleyeyim. Bizim burada Manyas peynirimiz bir değerimiz. Gönen peynirimiz, Gönen baldo pirincimiz bizim bir değerimiz. Biz bunları bileceğiz ve buna göre hareket edeceğiz. Biz niye kendi şeyimizi küçümselim? Olur mu böyle bir şey? Dediğinize katılıyorum yani. Ona canlı bir örnek. Ben Höşmerim paylaşımı diye dalga geçmeye kalktılar altta. Ya Höşmerim'den o kadar insan ekmek yiyor değil mi Balıkesir'de? Doğru. Ve ben size şunu söyleyeyim. Her gittiğimiz yerde herkes Höşmerim soruyor. Bayağı da isim yapmış yani. O zaman güzel bunun pazarlamanın, bunun şehre katma değerini artırmanın yoluna bakmak gerekiyor. Yani şeylerle, STK'larla işte bizim ticaret odamız olsun, sanayi ticaret odamız ortası, olsun. Ticaret odası. Onun, hepsinin ortak aslında bir çalışma yapma, yani bir ara konuştuk. Yapıyorlar da anladığım kadarıyla bir taslak bir şey var ama henüz harekete geçilmedi. Hı hı. İnşallah yeni valimiz de bu konudan haberdar olur. Kendisi de zaten ilimizle alakalı gerekli araştırmaları yapmıştır tahmin ettiğim kadarıyla. En azından bu yeni dönemden sonra bu özellikle tanıtım kısmına çok fazla önem verirsek. Zeytinyağı ürünleri. Bunlar dünyada çok alıcısı olan şeyler. Bunu bir kere çok ciddi organize etmek lazım. Coğrafi işareti aldı biliyorsunuz Ayvalık. Hı hı. Edremit coğrafi işareti aldı. Bunu gerçekten ciddi bir şekilde çalışmak lazım. Balıkesir kuzusu coğrafi işareti aldı. Bunun üzerine odaklanmak gerekiyor. Şu anda İstanbul'da benim uzun yıllar şeyim geçti. İstanbul'da yaşadım yani. Orada bir kere gittiğiniz her yerde kuzu dediğiniz zaman herkes Balıkesir kuzusu diyor. Evet. Yani bu kadar isim yapmış bir şeyden bahsediyoruz. Hiç unutmuyorum. Bir arkadaşım anlatmıştı. Bizim doğu illerimizden bir tanesine bir et lokantasına gitmişler. Yemek yiyorlar. Yemek yerken orada çok da beğenmişler eti. Ortam da çok güzel. Demiş ki bir tanesi ya demiş bu et de ancak bu kadar güzel bir ortamda yenir. İşte bak doğal muhtemelen buralarda yetişen bir kuzu bu demişler. Sonra garson çağırmış. Demiş ya bu kuzu ne kadar güzelmiş ya. Harbiden çok beğendik falan. Adam efendim demiş Balıkesir'den özel getirtiyoruz demiş. Yani tam doğu illerine kadar Balıkesir kuzusu gidiyor. O zaman yapılacak olan şey bu işi doğru yönetmek. Tamam. Doğru yönetirsek inşallah ki biz buna hazırız ve bunun mücadelesini veriyoruz. Milletvekilleri olarak veriyoruz. Yine belediye başkanımız gerçekten gayret ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız gayret ediyor. Biz Balıkesir halkına layık hizmet etmeye çalışıyoruz. Şimdi zaman zaman sizler bizim haberlerimizi giriyorsunuz. Ben görüyorum.
Çok hak etmediğimiz yorumlar yapıyorlar. Siz de programın girişinde söylediniz. Biraz evet. Gerçekten hak etmediğimiz yorumları çok rahat bir şekilde yazabiliyor insanlar. Özellikle yayın öncesinde de dediğiniz gibi bahsettim. Özellikle de sizle alakalı. Mesela ben bakıyorum, takip ediyorum. İşimiz gereği de zaten hepinizi, bütün milletvekillerimizi, 9 milletvekili de takip ediyoruz. Yani isim vermeyeyim ama mesela sizin bir paylaşımınızı, herhangi bir noktada bir paylaşımınızı gördüğümde altına inanılmaz derecede yorum geliyor. Etkileşim güzeldir. Takip edildiğinizi gösteriyor. Olumlu ya da olumsuz yorum yapılması çok güzeldir. Sizin yapmış olduğunuz inceleme, gezi ya da bir yardım, konsept neyse çok önemli değil. Farklı bir milletvekilimiz, bu AK Partili olsun, diğer muhalefet milletvekillerinden de olsun. Onlar yaptığında nedense yani o çalışma yokmuş, o video yokmuş gibi sanki davranılıyor. İzlenme oranları düşük, yorum çok düşük. Ama Mustafa Can Bey'in videolarıyla alakalı ya da çalışmalarıyla alakalı bir taraftan çok fazla eleştiri var. Bir taraftan da daha fazla etkileşim alıyor. Yani beğenen, onaylayan. Bunun sebebi nedir? Yani özel vatandaşın ilgisini çeken bir yapınız mı var? Ya da siyasi diliniz mi farklı? Bilmiyorum. Hani bu sorunun cevabı sizde. Sizce neden olabilir? Vallahi bende de yok aslında. Şöyle siyasi dilde olabilir. Vatandaştan da bir etkileşim olabiliriz. Sosyal medya ortamı çok farklı yönetiliyor. Çok farklı girişimler oluyor olabilir. Bilinçli saldırılar oluyor olabilir. Ona ben bir şey diyemem. Ama ben sadece bir şey biliyorum. Şu an 2 yıldır ben milletvekiliyim. 2 yıl boyunca bana kimse şunu söyleyemez. Sen Balıkesir'de şöyle bir yanlış yaptın kardeşim. Balıkesir'de kul hakkı yedin diyemez bana kimse. Hiç kimse bunu söyleyemez. Yine hiçbir şekilde ben ahlaki bir suçlamayı hiç kimse yönetemez. Böyle bir şey söyleyemez hiç kimse bana. Yine aynı şekilde Balıkesir'de insanlara zarar verdiğimi hiç kimse söyleyemez. Ama yaptıklarımı da milletimizle paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şu hizmeti yapıyoruz. Ve bunun da tabii yöntemleri var, siyasi usulleri var. Bu usullerle medyamızda paylaşıyoruz, halkımızla paylaşıyoruz, vatandaşımızla paylaşıyoruz. Ve milletimize de inmeye gayret ediyorum ben. Kahvelerde oturmak, milletimize çay içmek, milletimizin sofrasında olmak, onlarla hemhal olmak. Mesela ben geçtiğimiz haftalarda Pamukşu'da traktör kullandım. Bu milletimiz de ne hissediyorsa onu yaşamaya gayret ediyoruz. Yani ben o şeyden kopmak istemiyorum. Belki bir gün milletvekilliği biter ama ben milletin içerisinde olan bir insan olarak kalmak istiyorum. Buna da özellikle hasreten dikkat ediyorum. Mesela hatırladım, bakın, bir yorumlardan bir tanesi şuydu. Pamukçu'da teyzelerimiz domates çapalıyorlardı. Ben de gittim, dedim ki size yardım edeyim. Aldım elime çapayı. İşte benim babam çiftçiydi zaten. Biz ona uzak bir şey değil, birisi değiliz yani. Ben de onlara yardım ettim. İşte birlikte çapaladık, şey yaptık, sohbet ettik. Bayağı da bir sohbet ettik yani, güzel geçti. Fakat alttan bir tanesi yazmış. İşte ya vekilim, o çapa da elinize yakışıyor mu? İşte niye böyle yapıyorsunuz falan. Ya yani belli ki muhalefet diliyle, yani çok net muhalif birisi. Yani niye yakışmasın benim elime çapa? Yani ne var? Milletvekili olduk diye elimize çapa mı yapışmayacak yani? Nedir yani bu? Bu tip böyle yaklaşımlar ve yorumlar yazıyorlar. Şahsen ben kendimi bunlardan ari görüyorum. Yani bir milletimiz nasıl yaşıyorsa biz öyle yaşayacağız. Milletimiz ruh dünyasından, gönül dünyasından kopmamamız gerekiyor. Kendi kültürümüzden kopmamamız gerekiyor. Eğer öyle olduktan sonra zaten vekillik yapmanın da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben Ahmet. Ama sayın vekilim, birazcık da burada vatandaşın hani sırf muhalefet etmek için yorum yapan olabilir. Biz de kendimiz zaten onu baktığınız zaman, okuduğunuz zaman ayırabiliyorsunuz. Bu eleştirinin biraz fazla olmasının sebebi de şu. Geçmişten kalma alışkanlık, yani insanların, vatandaşların gözündeki milletvekili figürü şuydu bu zamana kadar. Özellikle bu son 2 dönemdir seçilen vekillerimiz biraz daha halka inmiş vaziyette. Hep seçimden seçime halkla bütünleşen, işte kahvehane ziyaretleri, işte dediğiniz gibi sofrasına oturma, onlarla beraber sohbet etme, bunlar hep böyle klişe olarak kaldı insanların kafasında. Şimdi de evet, sürekli aynen öyle. Klişe kelimesi çok önemli bakın. Onu yıkmakla alakalı herhalde bir sıkıntı oluyor. Bu mücadele aslında geçiş süreci. Siz belki bu dönemin sıkıntısını çekiyorsunuz ama sizden sonraki vekiller, yani bir sonraki dönemlerde hizmet edecek vekillerimiz muhtemelen bu işin biraz kaymağını yiyecekler gibi geliyor bana. Çünkü İnşallah. O alışılagelmiş düzeni biraz kırılıyor. Çünkü teknoloji ve ortam da buna müsait. Artık kimse yaptığını
gizleyemiyor. Her şey herkesin elinde, bir telefon kadar, bir tablet kadar, bir bilgisayar kadar yakın her şey. Daha ister istemez insanlar eskisi gibi bir haber olarak değil de daha fazla haberdar, kendisini yönetenlerden, şehirden, milletvekillerinden, başkanlarından daha fazla haberdarlar. O yüzden milletvekillerinin çok fazla ya da işte şehri yöneten kişilerin çok fazla bir tarafa kaçınma ya da kendini gizleme, halktan kaçma gibi durumu söz konusu da değil. İster istemez onların içinde olmak durumunda kalıyorsunuz. Ya bir kere Cumhurbaşkanımız zaten buna müsaade etmiyor. Diyor ki bize milletin içinde olacaksınız kardeşim. Milletten ayrılmayacaksınız, milletle birlikte olacaksınız. Kendisi öyle yapıyor. Allah razı olsun. Türkiye'de yeni bir şeye başlattı gerçekten. Biz de Cumhurbaşkanımızın onunla birlikte yol arkadaşı olarak onu rol model olarak alıyoruz ve milletimiz içinde olmaya gayret ediyoruz. Bu önemli. Yani milletle birlikte, milletin ruh dünyasıyla birlikte yaşamak önemli. Bir gün bir mahalleye gitmiştik. Bir taraftan hatıralarımızı paylaşalım. Hayır'a gittik. Bizde hayır geleneği yaygındır. Evet. Biliyorsunuz bu yıl çok fazla yapılamayacak koronadan dolayı ama her Mayıs ayı geldiği andan itibaren çok ciddi hayırlar yapılır. Çok da güzel bir gelenektir Balıkesir'de. Gittik bir mahallemize. Bir tane amca, yaşlı Hasan'dı galiba ismi, Hasan amca bizi karşıladı, böyle selamlaştık falan, biraz muhabbet ettik, sonra yemek yemeye geçtik, hem sohbet ediyoruz hem yemek yiyoruz. Geldi arkadan omuzlarımı tuttu, bak dedi vekilim dedi, sadece dedi seçim zamanında gelmeyeceksin dedi, sizi diğer zamanlarda da burada bir görmek istiyoruz. Ya düşündüm, şimdi seçim yok, bir şey yok, ben hayırda gelmişim zaten, yani hayra gelmişim. Hı hı. Mahallenin hayrına gelmişim. Seçim bitmiş, seçim biteli bir yıla yakın olmuş. Hayırda oradayım. Bana diyor ki bak seçim zamanında gelme sadece deyip omuzlarımı sıkıyor. Dedim ki ya Hasan amca dedim ya, döndüm. Seçim mi var şimdi yani? Ben seçim döneminden mi geldim falan. Öyle bir takıldık birbirimize. Ya biz şu anda bakın hem belediye başkanlarımız hem milletvekillerimiz, herkes sahada. Biz dolaşıyoruz, biz geziyoruz, milletimizle birlikteyiz yani. Ama elbette eleştirecek yönlerimiz vardır, eksik yönlerimiz vardır. Ona zaten bir şey demiyoruz. Onları eleştirsinler. Bir eksiğimiz bulunduğunda eleştirmekten asla rahatsız değiliz. Ama doğru eleştiri yapılsın. Hakaret olmasın. Hakaret olmasın. Haksızlık olmasın. Nezaketten uzak bir dil olmasın. O olmadığı zaman hiçbir sıkıntı yok. Ama siyasetçiyseniz tabii bazı şeyleri göğüsleyeceksiniz. Ona da doğru. İtirazımız yok. Şeyle Mustafa Can Bey olarak kendi şahsınıza direkt sorayım ben. Diğer vekillerimize, onları da konuk ettiğimizde bu ekranlarda onlara da sorarız. Yerel yönetimlerimizle işte teşkilatlarınız olsun, belediyelerimiz olsun, nasıl çalışmanız, uyumunuz bu dönem? Şu soruyu şundan dolayı soruyorum. Bildiğiniz gibi geçmişte Balıkesir yoğun bir savaş sürecinden geçti. Doğru, ben bunun adına savaş diyorum. Evet. Birbirimizle uğraşmaktan, birbirimizi paçasından aşağı çekmekten birçok şeyi kaybettik, birçok şeyi kaçırdık. Şimdi bu yeni dönem biraz daha sükunetli, sessiz geçiyor. İnşallah yine böyle kavgalara fırsat vermeyiz bu şehir olarak. Bunda hepimizin payı var. Şimdi bu yeni dönemde Mustafa Can Bey'in nasıl bir çalışma tarzı var? Yerel yöneticilerimizle uyum nasıldır? Onu bir kısaca değerlendirin. Şöyle, biz bugün bir basın toplantısı yaptık. Evet. Siz de vardınız. Basın toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanımız, bütün milletvekillerimiz hepsi vardı. Gerçekten bunu hiç abartmadan söylüyorum. Son yılların belki de en uyumlu dönemini yaşıyoruz diyebilirim. Hı hı. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımızla, diğer belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle son derece uyumlu bir dönemi hep birlikte geçiriyoruz. Tabii geçmiş tecrübeler çok önemli. Yani bizim az önce söylediğiniz o savaş dediğiniz zorlu, evet, dönemlerde yaşananlar bize bugün ışık tutmayacaksa o zaman tecrübe niye var? Biz geçmişe bakıyoruz. Siyaseten de bunu da yorumlayarak mümkün olduğunca kavgadan uzak. Hatta ben şu cümleyi çok kullanırım. Kendi nefsimizle ilgili bir şey olduğunda iki adım geri, milletle ilgili bir şey olduğunda iki adım ileri adım atmak. Yani eğer bunu sağlayabilirsek Balıkesir'de bence kavga da olmaz, dövüş de olmaz, sıkıntı da olmaz. Zaman zaman olmuyor mu? Siyasette de oluyor. Diğer iş alanlarında da olur. Gerginlikler oluyor. Kişiler arası iletişimde, kişiler arası ilişkilerde gerginlikler, sıkıntılar olabiliyor. Ama biz şu ana kadar 2 yıllık vekillik dönemimde yine belediye başkanlarımızla olan ilişkilerde son derece uyumlu bir dönemi geride bıraktık. Ben bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımızın buna dikkat edeceğini düşünüyorum. Eğer biz az önce de size söylediğim gibi nezaket dilini doğru bir şekilde kullanabilirsek, hakarete kaçmadan, birbirimize ilişkilerimizi doğru yönetebilirsek, birbirimizin hakkına hukukuna girmeden yürüyebilirsek ve millete hizmet yolunda
gerçekten doğru hamleleri hep birlikte yapabilirsek, egolarımıza biraz sahip çıkabilirsek, inşallah bu dönemi biz çok sağlıklı bir şekilde yönetiriz. Niye yönetmeyelim? Bizim kültürümüz bunu gerektiriyor. Geleneğimiz bunu gerektiriyor. Şimdi bakın, Yunus Emre'nin çok güzel bir hikayesi var. Evet. Aslında biz geleneğimizi ve kültürümüze dönsek, kendi özümüze dönsek o kadar çok kazanımlarımız var ki. Tapduk Emre'nin şeyine gidiyor, dergahına gidiyor, diyor ki ben senin öğrencin olmak istiyorum. O da diyor ki Yunus'a, onun için diyor önce diyor kendi egonu yenmen lazım. Kendi şeyini, benliğini yok etmen lazım. Ne yapacağım diyor? Her gün diyor odun toplayacaksın. Buraya, bu dergaha odun taşıyacaksın. Yunus sürekli odun taşıyor, sürekli odun taşıyor. Ama öyle odunlar taşıyor ki, önce odun taşıyor, normal odun taşıyor. Sonra düz odunlar bulmaya çalışıyor. Ve hiç yamuk olmayan düz odunlar taşımaya başlıyor ve dergaha düz odunlar getiriyor sürekli. Ve bu ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorsam 15 yıl gibi bir zaman dilimi. Sürekli odun taşıyor. Sırf benliğini yenebilmesi için. Eğer bugün yüzyıllardır hiç yok olmayan Yunus'u konuşabiliyorsak, Yunus Emre'yi konuşabiliyorsak, Tapduk Emre'yi konuşabiliyorsak işte bu derinlikten kaynaklanıyor. Yani milletimizin ruhunda olan, medeniyet dünyamızda olan, kendi kültürümüzde olan bu derinlikten dolayı biz bunu konuşuyoruz. Neden biz bunları yapamıyoruz? Aynı şekilde yine yapabiliriz. Eğer biz kendi medeniyetimizi, kendi kültürümüzü doğru bir şekilde anlayabilir ve okuyabilirsek Allah'ın izniyle bunların hepsini aşarız. Ben şu anki arkadaşlarımızın hepsini son derece uyumlu görüyorum. Az önce de söyledim, insanız. Bir kere insanın hatasız olması mümkün değil. Herkesin kendi rengi var, kendi karakteri var, kendi ruh dünyası var. Mutlaka. Bunu görmeden bir kere laf edersek yanlış bir laf etmiş oluruz. Yanlış bir cümle kurmuş oluruz. Ama şu ana kadar giden ben süreci çok uyumlu görüyorum. Yani. Peki Sayın Vekilim, şimdi yerel yönetimlerden de bahsettik, uyumdan bahsettik. Şimdi yeni partiler kuruluyor bildiğiniz gibi. Gelecek Partisi, Deva Partisi. Yine AK Parti'nin devamı gibi gözüküyor aslında bunlar. Çünkü AK Parti'den kopan kişilerin... Yok, devamı kelimesini kabul etmiyorum. Direkt yok, itiraz ediyorum. Yok, şahsıma ait evet. Bir görüş değil evet. Bu. Ben vatandaşların görüşünü yansıtıyorum. Bizim yaptığımız haberlerde bunlarla alakalı konuyu gündeme getirdiğimizde ya onlar da AK Parti'den değil mi gibi vatandaşın görüşü bu direkt. Zaten aynı görüşe sahip olsalar ayrılmaları mantıklı değil. Şunu soracağım. Şimdi özellikle bu iki parti ne derece etkili olabilir? Yani amaçları nedir? Etkilerini kendileri belirleyebilir bunun da amaçları nedir sizce? Size göre kurulma amaçları nedir? Çünkü her partinin işte kendine göre vatandaşa çizdiği bir senaryosu, anlattığı bir yapısı var. Ama tabii siz siyasetin derininde içinde olduğunuz için bunu size soruyorum. Neyi hedefliyorlar bu iki parti? Bölmek mi? Gerçekten iktidara gelip de ülkeye bir şey katmak mı? Şu an bir görüntü vermiyorlar gördüğümüz kadarıyla. Tamamen kendilerinin de bir dönem içinde olduğu zamanlardan bahsedip anlamsız eleştiriler yapılıyor. Çünkü yine bunu vatandaşın görüşü. İşte bir video paylaşılıyor. AK Parti zamanında şunu yaptı. Vatandaş direkt altına yazıyor. Siz de o zaman orada değil miydiniz? Bitti ya. Bence sorunun cevabı bu. Şimdi ben hani cevaplamış olmayayım bunu da. Sizin bakış açınız nedir bu birincisi? İkincisi yerel bazda bunu gerçi başkanlara sormak daha mantıklı olur da siz dışarıdan nasıl değerlendirirsiniz merak ediyorum görüşünüzü. Yerel bazda nasıl bir baskı yapabilirler mevcut yapıya gerek muhalefet partilerinden kendilerine olsun ki hedeflerinin AK Parti olduğunu düşünüyorum ben. Ve genelde milletvekili nezdinde, meclis nezdinde size bir partimize gelin böyle bir teklifler oluyor mu? Sizin bakış açınız nedir? Bununla alakalı kısa bir değerlendirme alıp kapatalım bu konuyu. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim gündemimizde gerçekten bu partiler yok. Bu partilerin toplumda karşılığı da yok. Şu ana kadar yapılan anketlerde, yayınlanan anketlerde bunları net bir şekilde görüyoruz. Anketleri geçelim. Vatandaş arasındaki karşılıkların olmadığını da biz de çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. O yüzden bu partileri çok fazla gündemimize sokmuyoruz zaten. Çok yeni bir durum. Bir göreceğiz bakalım ne yapacaklar, ne yapmayacaklar. Neyi hedefliyorlar, neyi hedeflemiyorlar. Amaçları nedir? Öyle dediğiniz gibi öyle iktidar falan bunlar için çok mümkün gözükmüyor. Yani öyle şeyler zaten yok yani şu andaki hiçbir kamuoyu araştırmasında. Yani birli rakamlarda bile ben abartılı olduğunu düşünüyorum. Yani. Çok özür dileyerek keseceğim. Şimdi sayın izleyicilerimiz de burada konuyu yanlış anlamasın. Hani burada bahsetmiş olduğumuz iki partiyi küçümsemek adına değil. Şimdi buraya bir tanesi zaten herhangi bir basın toplantısı yapmadı. Diğerini de biz kendi basın toplantısına katıldık.
herhangi bir şey sunamadılar. Yani Balıkesirli vatandaşlarla paylaşabileceğimiz herhangi bir başlıktan bahsedemediler, bir sorundan bahsedemediler. Hedefsiz, amaçsız geldikleri için böyle bir değerlendirmede bulunduk. Ki keza izleyicilerimizin yorumları da bu yönde olduğu için bu şekilde devam ediyoruz. Buyurun efendim, siz. Siz bir gazeteci olarak böyle bakmanız doğru olabilir ama ben bir siyasetçi olarak konuşuyorum. Evet. Ve gördüğüm manzarayı söylüyorum. AK Parti şu anda Türkiye'nin en güçlü partisidir. Türkiye'nin değil sadece dünyanın en güçlü liderlerinden bir tanesine sahiptir. Liderimizin öncülüğünde ve parti teşkilatlarımızla birlikte tüm Türkiye'de 10 milyona yakın üyesi olan, 1,5 milyon gençlik kolları üyesi olan, Türkiye'nin en büyük siyasi oluşumu olan AK Parti, milletimizdeki AK Parti'ye olan milletimizin teveccühü devam etmekte. Özellikle son dönemde yaptığımız başarılı hamleler, yaptığımız çalışmalar milletimizde şunu göstermiştir. AK Parti gerçekten bu millete layık bir şekilde yönetim sergiliyor. Bu milletin gerçekten gurur duyduğu bir iktidar. Nereden bunu söylüyoruz? Libya'da yaşananları hepimiz görüyoruz değil mi? Evet. Bugün Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan dediğimiz süreçteki Türkiye'nin elde ettiği başarıyı görüyoruz. Ne demişti iktidar? Hafter'i destekliyoruz biz demişti. Hafter ki? Hafter sekülermiş de Serraç bilmem neymiş. Ya kardeşim biz... Muhalefet muhalefet dediniz, Cumhuriyet Halk Partisi dediniz. Cumhuriyet Halk Partisi söyledi bunu. Dil sürçmesi diyelim. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi bunu söyledi. Yani ben Dışişleri Komisyonu'ndayım. Biz Dışişleri Komisyonu'nda bunlarla mücadele ettik. Bunlarla mücadele ettik. Bakın Hafter için ne dediler? Yok bu seküler bir adam. Bu seküler adam işte Libya'da önümüzdeki dönemde Libya'yı yönetecek adam. Hı hı. Yani Hafter dediğin adam darbeci. Bu darbeciyi desteklediler. Ve biz bunlarla mücadele etmek zorunda kaldık. HDP ile CHP aynı noktada buna karşı çıktılar. Bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye bu deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını imzalayarak, askeri işbirliği anlaşması imzalayarak dünyada belki de 7-8 tane ülkeyle mücadele ederek kendi mavi vatanımızı korumuştur. Milletin hakkını hukukunu korumuştur. Bu milletin hakkını hukukunu korumuştur. Bir kere bunu görmek lazım. Ve hala uğraşıyorlar. Hala uğraşıyorlar. Neden? Çünkü önümüzdeki dönemin en büyük enerji kaynaklarından bir tanesi Doğu Akdeniz'de. Her gün yeni enerji kaynağı orada tespit ediliyor. HDP ve CHP söylemleri de çok yakında birbirine çok birlikte mücadele şey yapıyorlar, karşılıklılar bize. Hafter'i desteklediler. Yani Hafter'in orada daha etkili olması gerektiğini söylüyorlar. Bunu bizzat CHP Grup Başkan Vekili söyledi yani. Şimdi biz iktidar olarak bu mücadeleyi onlara karşı gerçekten vermek zorunda kaldık. Şimdi geldiğimiz noktada ne? Libya'da çok büyük bir başarı var. Ve geldiğimiz noktada ne var? Doğu Akdeniz'de bizim hem Kıbrıs'ın haklarını koruyan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını koruyan, hem de Türkiye'nin haklarını koruyan bir başarıya imza atmış durumdayız. Korona sürecinde milletimizin gerçekten hakkını, hukukunu koruyan, milletimizin sağlığını koruyan bir çok başarılı bir süreci geride bıraktık. Bunun detaylarına girmiyorum. Milletimiz her tamam. şeye her şeyi görüyor. Şehir hastaneleri vizyonunu anlattık. Yine aynı şekilde dünyadaki rakamlarla Türkiye'deki rakamları yan yana koyduğunuzda her şey ortada. Ekonomiyle alakalı her türlü destek verildi. Milletimize her türlü destek verildi. Daha Cumhurbaşkanımız 2 gün önce açıkladı. Çok ciddi bir ekonomide iyileşme sürecine girdiğimizi ifade etti. Şu anda bütün bu sıkıntılara rağmen %4,5 büyüme rakamını bizzat tüm OECD verilerine girdi. Türkiye %4,5 büyüdü. Her şey AK Parti tarafından Türkiye son derece güzel yönetiliyor. Doğru yönetiliyor. Biz bununla ilgileniyoruz. Yeni partiler kurulur, yeni partilerin hedefleri olur. Onların hedeflerinde... Yeni partiler zaten hepsi aynı bir yerde toplanıyor. Aynı havuza toplanıyorlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde sosyal medyayla... Bu arada ilk önce şeyi sorayım. Mustafa Can Bey olarak en fazla hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz? Facebook mu, Twitter mı? Ben üçünü de kullanıyorum. Twitter'ı da kullanıyorum. Twitter, bunlar farklı mecralar. Şimdi Facebook... Kitlesi çok farklı. Kitlesi çünkü. Çok farklı. Hı hı. Facebook daha çok fotoğraf ağırlıklı bir mecra. Metin ağırlıklı bir mecra değil. Twitter metin ağırlıklı bir mecra. Onu metin olarak kullanıyoruz. Siyasete aslında daha uygun daha gibi uygun. Gözüküyor. Twitter'ı ben çok kullanıyorum mesela. Şimdi tam bu noktada şeyi soracağım. Birebir kullanıyorum. Yine bir şey de söyleyeyim. Instagram'ı da kullanıyoruz. Hı hı. Orada fotoğraf ve şey mecrası olarak, video mecrası olarak kullanıyoruz. Twitter'la alakalı şu soruyu soracağım ki bu konuyla alakalı mecliste bir konuşmanız oldu. Evet. Twitter'da kapatılan hesaplarla alakalı. Biz baktığımız kadarıyla hiç lanse edilen gibi de değil. Sizin de mecliste bir konuşmanız oldu. Bayağı da bir ses getirdi. Biz bunu manşetimize de taşıdık. Hı hı. Aslında konu kamuoyunda
muhalefetin anlattığı gibi değil. Bambaşka bir hesapların kime ait olduğuyla alakalı sizin bir güzel bir konuşmanız var. Arkadaşlarımız hazırsa isterseniz o görüntüyü bir verelim. Kalkınma Partisi grubu adına. Ondan sonra devam edelim. Balıkesir Milletvekili Mustafa Can Bey. Buyurun Sayın Can Bey. Teşekkür ederim Sayın Beştaş. Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri ve ekranları başında bizi takip eden aziz milletimiz, saygıyla selamlıyorum. Twitter geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla Türkiye'de 7000'den fazla hesabı kapattığını duyurdu. Arkadaşlar, deminden beri burada konuşuldu. Raporla ilgili bir şey duydunuz mu? Rapor dışında her şeyi konuştular. Fakat düzmece raporla ilgili burada hiçbir şey söylenmedi. Ben şimdi bazı şeyleri size anlatacağım. Kimin hazırladığını da göstereceğim raporu. Kimin de o raporu hazırladığını siz de çok iyi biliyorsunuz zaten. Anlatacağım şimdi size. Yapılan açıklamada kapatılan hesapların AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla açılan sahte hesaplar olduğu iddiası yer aldı. Tamamen yalan. Tamamen yalan. Partimizin kapatılan bu hesaplarla uzaktan yakından maddi, parasal hiçbir bağlantısı yok. Yok. Gençlik kolları genel merkez hesabımızın rapordan bahsediyorum ben. Sizin gibi öyle konuşmuyorum. Rapor. Bak, rapordan bahsediyoruz. Devam edelim. Dinleyin. Gençlik kolları genel merkez hesabımızın takipçi sayısında hiçbir azalma yok. Hani 7000 hesap silindi. Buyurun. Burada. Burada. Nasıl açtılar? Burada. Bak, 407 binden 409 bine çıkmış. Artmış hesap, artmış. Şimdi bakın, devam edelim. Bunlardan kaç tanesi AK Parti ile ilgili? Bunlardan sadece 724 tanesi AK Parti ile ilgili. 1000 küsür tanesi de Cumhurbaşkanımızı RT etmiş. Diğerlerinin yaklaşık 500 bini EYT ile ilgili, çek ceza indirimi ile ilgili. Yani AK Parti ile ilgisi yok. Arkadaşlar, rapor, sizin hazırlattığınız rapor. HDP sempatizanlarına hazırlattığınız rapor. İnanmıyor musunuz? Buyurun. Buyur, buyur, burada. 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 Kim hazırlamış? Ayça Alemdaroğlu, bak. Burada kimin amblemi var arkadaşlar? HDP'nin amblemi var. Hazırlayan bu. Hazırlayan bu. Ondan sonra diyorsunuz ki AK Parti şöyle, AK Parti böyle. Alp Akis. Kim bu Alp Akis? Raporu hazırlayanlardan diğeri. Bu arkadaş kim? Bakın, Kavala, HDP, yine grup yoruma dair paylaşımları olan arkadaş. Raporu hazırlayan bunlar. Bir kere bunu öncelikle bilmeniz gerekiyor. Biz rapora sizin kadar hakim değiliz. Siz raporu içeriden biliyorsunuz. Biz dışarıdan bakıyoruz. O kadar biliyorsunuz ki kaç tane hesabın kapatıldığını bile söyleyemiyor grup başkan vekiliniz. 7000 küsür diyor. 7340 tane hesap kapatıldığını söylüyor Twitter. Ben biliyorum. Ben çalıştım dersime, çalıştım. Öyle gelip sallamıyorum burada. Akşam AK Parti'ye salla, sabah AK Parti'ye salla. Çalışacaksınız. Çalışacaksınız rapora. Ondan sonra geleceksiniz buraya. Çalışacaksınız. Neymiş efendim? Neymiş efendim? Buyurun, toparlayın. Toparlayın Sayın Milletvekili. Zeytindal operasyonu övdü diye hesap kapattırıyorsunuz. En çok merak, yani bu milletin çıkarları korunuyor diye. Raporu hazırlayan kişinin HDP'li olması çok fazla ilginç. Şimdi her ikisi de HDP'li. Çok net bir şekilde şey yapıyorlar. HDP paylaşımları var. HDP'nin amblemini paylaşmış, HDP ile ilgili haberleri paylaşmışlar her ikisi de. Ve bunları kim yapmış biliyor musunuz? Stanford Üniversitesi'ne yaptırıyorlar. Yani raporu bu arkadaşlar, hı hı, Stanford Üniversitesi adına hazırlıyorlar. Şimdi Twitter'ın direkt kendi hesap kapatma şeyi yok Amerika'da. Evet. Ondan dolayı diyor ki biz böyle bir rapor hazırlatalım. Bu rapor üzerinden yürüyelim. Hukuki olarak kendilerine şeyi buluyorlar. Ve Twitter'a bu raporun altlığını hazırlayan kişiler bunlar. Ve çok ilginç şeyler var, veriler var. HDP'yi eleştirmek Twitter'da hesap kapatma gerekçesi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmek var bunlar raporda. Hesap kapatma gerekçesi. Cumhurbaşkanımızı övmek hesap kapatma gerekçesi. Asıl ilgincini de söyleyeyim size.
Suriye operasyonlarıyla ilgili olumlu cümle kurmak hesap kapatma gerekçesi. Suriye'den Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı yaptık ya. Bunları övmek, bunları RT etmek de hesap kapatma gerekçesi. Şimdi bunun neresini tutacaksın? Hani özgür bir platformdu burası. İşine neresini geldiği gibi bir özgürlük. Ve erişim sağlayıcısınız. Yani insanın fikirlerini istediği şeyi söyler, istediğini yazar. Sana ne? Sen niye kapatıyorsun hesabı? Sana ne ilgilendiriyor? Kaldı ki devam edelim. Bu hesapların çoğunu sahte diyorlar. Sahte de değil. Çoğu gerçek hesap. Akademisyen var içerisinde, gazeteci var. Bir sürü değişik meslek kuruluşları var. Twitter yönetimi hükümetimizde herhangi bir veri bilgi paylaşımına girmiyor bildiğim kadarıyla. Yok, girmiyor. Bununla alakalı bir düzenleme söz konusuydu. Düzenleme yapılıyor. Hala çalışması var. O daha devam ediyor. Devam ediyor. Ama Twitter bu anlamda siyasete çok fazla bulaşmaya başladı son dönemde. Biliyorsun Trump'la da Twitter'ın arasında kavga var. Evet. Sebebi bu. Bu biraz şey sürecinde başladı takip ettiğim kadarıyla. Obama'nın döneminde çok yoğun Obama, bir o dönemde kampanya orada biraz Twitter'ın etkisi. Önce Facebook'la başladılar kavgaya. Evet. Sonra arkasından Twitter'la şimdi kavga etmeye başladılar. Trump döneminde zirve yaptı bu. Yaptı. Evet, şu anda dediğiniz gibi siyaseti biraz şekillendirmeye çalışır siyaseti gibi. Siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Dizayn etmek, evet. Şimdi Twitter bu alana girdikten sonra da elbette kriz noktaları oluşuyor. Bu yaşananlardan bir tanesi de bu. HDP Grup Başkan Vekili cevap veremedi. Yani ne diyecek? Şimdi Ayça Alemdaroğlu HDP amblemli paylaşımlarda bulunmuş. Alp Akis HDP amblemli yine grup yorumu falan beğenen paylaşımlarda bulunmuş. Bu kadar açık ve net bir fotoğraf var. Bu kadar açık ve net bir durum var ortada. Hal böyle olunca cevap verecek bir şey kalmadı yani onlar adına. Şimdi Sayın Vekilim daha birçok konumuz var da isterseniz biraz sosyal medyadan gelen sorulardan birkaç tanesini yayınlayayım. Bu sizin şahsınıza mı geldi yoksa ortaya sorulmuş bir soru mu? Mesela diyor ki Dursun Bey'in kuyusunu kazanacağınıza biraz sahip çıksanız topu yuvarlayıp birbirinize pas vermeyiniz diyor. Halkımız çileden çıkıyor diyor. Çok Dursun Beylilerin şöyle bir şeyi var. Çok haksız bir cümle yani. Biz Hamzacık diyor... göletini Dursun Bey'in Hamzacık köyüne Hamzacık göletini almakla ilgili verdiği mücadeleyi bilse evet. Bu arkadaşımız bu cümleyi yazamaz. Dursun Bey yolunun yapılmasıyla alakalı verdiğimiz mücadeleyi bilse bu arkadaş bu cümleyi yazamaz. Yani öncelikle bir kere öyle hemen yukarıdan bakarak meseleye şey yapmasın. Bir ara sor kardeşim ne yapılıyor ne yapılmıyor. Kolay değil. Zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle bizim milletvekilliğimiz dönemi zor bir dönem. Bu tüm dünyanın sıkıntı yaşadığı bir dönemde yatırım almaya çalışıyoruz. Ve şu anda Dursun Bey yolu yapılıyor biliyor musunuz? Şu zor, bütün zor şartlara rağmen. Savaştepe yolunda inşaat devam ediyor. Dursun Bey yolunda inşaat devam ediyor. Ki Balıkesir'in yıllardır kanayan yarası. Ve şu anda makineler orada çalışıyor. Yani. Bir Metin Erkal diye bir takipçimiz demiş ki Edremit Hastanesi rüya mı oldu vekilimiz diyor. Metin abi tanıyorum. Sırı mı var, soru mu var bu Körfez Hastanesi ile alakalı? Muhtemelen onu diyor. Hiçbir sorun yok. Hı-hı. Zemin etüdü yapıldı. Şu anda proje aşamasında devam ediyor. Yerle ilgili çok ciddi şey vardı, tereddüt vardı. O da şu anda aşılmış gözüküyor. Çünkü fazla alternatif yok. Zaten mevcut yeri de biliniyor. Zemin etüdü de yapıldı proje aşamasında. Yani bir sorumuz daha var. Onu da alalım mesela. Yani bu gerçi hani sizi ilgilendirmiyor bilmiyorum da. Sayın Vekilim diyor Göne'nin Alacaoluk, Beyoluk mahallelerinde asfalt çalışmaları bekliyoruz diyor. Hiç buralara gittiniz mi? Burada herhangi bir... Biliyorum oraları ama tabii o asfalt meselesiyle alakalı konu. Yani vatandaşımızın sesini duyurmak için. Onu biz not olarak alalım bir bakalım inşallah. Söylüyor. Genelde Dursun Bey ile alakalı bir şey var. Dursun Bey ile. Ha bir de mesela çok güzel bir soru var. Balıkesir diyor ki 1995 yılından beri bakan görmedi. Bunun sebebi nedir diyor. Mesela çok güzel bir soru bu. Şimdi, evet. Evet. Milletvekili sayımız da arttı. Şimdi Balıkesir'de bir bakan çıkmasını herkes... Gerçi yapı değişti artık da. Hani dışarıdan yok, şöyle, da atanabiliyor. Milletvekili olmak zorunda değil, dışarıdan olabilir. Balıkesir'de bir kere ben bir bakanımızın olmasını herkesten fazla arzu ediyorum. İstiyorum. Kimin olduğunda hiç önemi yok. Balıkesirli olsun. Balıkesir hizmet aşkıyla yanan birisi olsun yeterli. Ve şunu söyleyeyim size Ahmet Bey. Bakan olduğu zaman yatırım imkanları çok daha genişliyor ve gelişiyor. Çok daha farklı oluyor. Meselelerin çözüm noktası çok daha farklı oluyor. O yüzden Balıkesir bunu inşallah önümüzdeki dönemde sağlar. Şunu da görüyorum. Yani son iki seçimde bu zamana kadar bütün seçimlerde vermiş de. Mesela bu son seçimlerde, milletvekili seçiminde ve yerel seçimde Balıkesir halkı hem Büyükşehir'i AK Parti'ye verdi, hem
5 tane milletvekili, çoğunluk vekil sayısına bir vekilimiz arttı. Onu da AK Parti'ye verdi. Balıkesir Bakanı hak ediyor yani bence artık inşallah. Bununla ilgili de i̇nşallah her yerde dile getiriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde. Milletvekillerinden olmuyor. Beni vekil kendini bakan yapmak istiyor da demesin arkadaşlar. yok. Çok güzel bir soru geldi. Şimdi Uzmanlar Federasyonu'ndan geldi. Bildiğiniz gibi Erdek Belediye Başkanı. Çok talihsiz bir şey. Çok talihsiz bir açıklama. Ben şimdi telaffuz etmek istemiyorum o söylediği şeyi. Uzman çavuşlarımız size selam göndermiş. Aleykümselam. Terörle mücadelede biz kendi canımızı, kanımızı bu ülke için veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz demiş. Bu Erdek Belediye Başkanı'nın bu çıkışıyla alakalı çok ufak bir değerlendirme alabilir miyim sizden? Yani kullanılan cümle hoş değil. Şimdi bir kere son ceza da aldı bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Belediye başkanının düşmesi de gündemde şu an. Şimdi öncelikle uzman kardeşlerimize ben de selam ediyorum. Onların emeklerini asla görmezden gelmiyoruz. Onlara güveniyoruz. Onlar bizim için ciddi mücadeleler verdiler. Onun için de teşekkür ediyoruz. Bizim için çok kıymetliler, çok değerliler. Ama özellikle Erdek'te hem milletin maaşını ödemeyip hem de bu mesele gündem edildiğinde orada çalışan uzman çavuş bir kardeşimize ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum yaygınlaşmasın evet. diye. O ifadeyi kullanan belediye başkanını kınıyorum yani. Bu kullanacak bir ifade değil. Bu evet. olacak bir laf değil. Ama maalesef oldu. O da oldu yani. O arkadaş onu kullandı. Diyecek bir şey yok yani. Bakalım başka bir tane sulama birlikleriyle alakalı çalışmanız için teşekkür ederiz demişler size. Onunla ilgili çok büyük mücadele verdik. Halil İbrahim Avşin, Sayın Vekilim, sulama birlikleriyle ilgili çalışmanız için teşekkür ederiz diyor. Pamukçu'dan selam olsun diyor. Gerçekten mücadele ettik. Onunla ilgili güzel haberler var. İnşallah onunla sonuç almaya çalışıyoruz. Evet, Sayın Güzel haberler izleriz. Olacak yani. Daha bir ay içerisinde daha güzel şeyler olacak. Müjdeler gelecek. Sulama birlikleriyle ilgili inşallah. Şimdi birazcık daha böyle isterseniz Sayın Vekilim, bu yeni dönemle alakalı şimdi dediğiniz gibi birlik beraberlik içerisinde hareket ediliyor. Net bir şekilde Balıkesir'i bekleyen bir müjde, bir yatırım ya da Ankara'da uğraştığınız, gündeme gelmeyen çalışmanız var mı bizle paylaşmak isteyeceğiniz en azından izleyicilerimize? Hızlı tren projesiyle alakalı bizzat Ulaştırma Bakanımızın hızlı tren. Hızlı tren evet. Gelecek olan hızlı tren projesi. İnşallah önümüzdeki dönemde gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. Bununla ilgili bizzat Ulaştırma Bakanımızın bize sözü var. Bunun gerçekleşmesiyle alakalı bir olumlu cümle daha şundan kurabiliriz. Önümüzdeki dönemde raylı sisteme devletimiz ve hükümetimiz daha fazla destek verecek. İnşallah bunu Balıkesir'de sağlayacağız. Artı Balıkesir'in ortasından geçen demiryolunun şehir dışına taşınmasıyla alakalı bir çaba da var. Onu da milletimizle paylaşabiliriz. Zaten güzel yatırımlar var Balıkesir'e. Bakın şu anda gölet anlamında, baraj anlamında Türkiye'nin en şanslı illerinden bir tanesi Balıkesir. 9 tane barajımız var. Hı hı. 45 tane göletimiz var. Hala göleti devam eden bir sürü çalışması devam eden bir sürü gölet şeyimiz var, yatırımımız var. Bunlar kolay işler değil. Biz bunları bizzat gidip söke söke aldığımız işler. Bunların yapılmasıyla ilgili mücadele ediyoruz. Mesela Hamzacık göletinin bizzat ismini verdim. Bakanla yardımcımıza kaç defa gittik sadece bununla ilgili. Muhtarla gittik, Dursun Bey Belediye Başkanımızla gittik, ilçe başkanımızla gittik, diğer vekil arkadaşlarımızla gittik. Sırf bunu alabilmek için bunun mücadelesini verdik. Yine aynı şekilde dere ıslahlarıyla alakalı. Mesela şehrimizin önemli sorunlarından bir tanesi o. Suluk Deresi, Nikita Deresi, Balıkesir Çay Deresi, bütün bunların hepsinin ıslahıyla alakalı gittik bizzat görüşmelerde bulunduk. İnşallah önümüzdeki dönemde bunlar çözülecek. Sulama birliklerinin devamında barajların altyapı sistemlerinin yenilenmesi, değişmesi ve modernize edilmesiyle alakalı. Bu çok kıymetli bir şey. Hı hı. Çok maliyetli. Eğer bunu da sağlarsak tarım anlamında şehre ciddi anlamda level atlatılacak, düzey atlatacak bir çalışma da yapılıyor. Yani birçok barajımızın özellikle bu anlamda sulama sistemleriyle ilgili inşallah önümüzdeki dönemde çalışmalar yapılacak. Orada önemli bir gelişme var. Bunun müjdesini vermek çok isterim. Ama onunla ilgili biraz daha mesafe kat etmemiz gerekiyor. İnşallah başka sonra, bir programda inşallah onu da paylaşacağız sulama sistemleriyle alakalı. Hani Balıkesir'e güzel işler yapıyoruz. Şehrimize güzel işler yapıyoruz. İnşallah havalimanımızı da açarsak Ahmet Bey siz de çok üzerinde duruyorsunuz. Güzel olacak yani şehrimiz için. İnşallah. Şimdi şeyi soracağım.
hükümetin bugün aslında toplantıda da sordum. Tam il başkanımızdan da yanıt alamadım bu konuya. Kendisi yeni il başkanı oldu. Gerçi tabii partinin içerisinde bunu araştırması gerekiyor. FETÖ ile mücadele konusunu soracağım sayın vekilim. Sizin tabii bakış açınız daha farklı. Benim için de daha önemli. Çünkü bir gazeteci gözüyle bu olaya bakmak daha farklıdır. Bizim dışarıdan vatandaşlardan aldığımız elektrik şu. FETÖ ile mücadele konusunda belli bir samimiyetsizlik, ama samimiyetsizlik şu. Hani çok fazla sulandırıldığını düşünüyorlar ki biz de öyle görüyoruz. Yerel yönetimlere baktığımızda, yerele indirgediğimizde, genele de çıktığımızda bir takım tutarsızlıklar var. Şimdi bunun sebebi parti içerisinde olan herhangi bir hiyerarşik düzenden mi, bir diyalogtan mı kaynaklanıyor? Yoksa tamamen yine FETÖ'cülerin tutmuş olduğu köşe başlarından yapılan algılar mı bunlar? Yani gördüğümüz kadar bir dönem bir pik yapıyor. İşte tutuklamalar, gözaltılar. Bir taraftan da gerçekten FETÖ ile ilişkisi olan belli, bariz. Yani tutuklandığında ya da sorgulandığında, gözaltına alındığında bariz ilişkileri olan insanlar da dolaşıyor dışarılarda. Bu görülüyor. Vatandaş tarafından da görülüyor. Ki az önceki bahsettiğim samimiyetsizliğe de bu herhalde sebep oluyor. FETÖ ile mücadelede AK Parti nereden nereye geldi? Şu an ne durumdayız ve nereye doğru gidecek bu FETÖ? Yani 40 yıldır devletin içine bir şekilde sızmış bir yapının birdenbire bitmesi zaten çok ütopik bir fikir olur. Ne konumdayız şu an? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. AK Parti hükümeti terörle mücadelede çok büyük bir başarı elde etti. Cumhurbaşkanımızın gerçekten bu anlamdaki mücadelesini milletimiz de takdir ediyor. Sadece FETÖ ile ilgili değil, PKK ile de, FETÖ ile de çok ciddi bir mücadele veriliyor. Ama bu kolay bir süreç değil. Her iki terör örgütü de 40 yıllık geçmişi olan bir terör örgütü. FETÖ bir kere toplumun bütün katmanlarına sızmış, her yerde olan, mücadelesi gerçekten kolay olmayan bir terör örgütü. Daha yeni İstanbul merkezli geçtiğimiz haftalarda operasyon yapıldı. Yani İstanbul'da sürekli yapılıyor, Ankara'da yapılıyor, diğer illerde yapılıyor. FETÖ ile olan mücadele devam ediyor. Hatası olur, kusuru olur ama kolay bir mücadele değil bu. Ama ben şunu söyleyeyim, hiçbir şekilde sulandırmadan falan kimse söz edemez. Etmemeli. Bu mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Bugün PKK ile ilgili mücadelede inanılmaz bir başarı elde edildi. FETÖ ile ilgili mücadelede çok önemli bir aşama kaydedildi. Yani bu devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bunun devam etmesi lazım. Ve aynı şekilde de zaten bakın son yapılan operasyonlar da bunu gösteriyor. Dediğiniz şeyleri tam bu şahıslaştırabilir misiniz bilmiyorum ama yani bir siyasetçi olarak Türkiye'nin bu meselelerdeki son dönemdeki elde ettiği aşamaları gören birisi olarak ben AK Parti'nin en önemli başarı alanlarından bir tanesinin bu terörle olan mücadele olduğunu düşünüyorum. Yani bu ülkede darbe yapmaya çalışan, 2000 üzerinde vatandaşımızı şehit eden, birçok vatandaşımızı yaralayan, bizzat darbe yapmaya çalışan 2016'da bir terör örgütünden bahsediyoruz. Burada bir kere ve bu terör biliyorsunuz bu darbe bizzat AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza yapılmaya çalışıldı. Evet. Burada bir gevşeme, yumuşama söz konusu değildir. Ama eksik olur, hata olur, öyle bir şey var mı onu bilmiyorum ama ciddi bir mücadele olduğunu ve halen hiçbir şekilde bu konuda geri adım atılmadan bütün sertliğiyle bu mücadelenin devam ettiğini düşünüyorum ben. Ya ben aslında dediğiniz gibi katılıyorum. Terörle mücadele konusunda muazzam bir başarı yani elde etti. Kim yapabilirdi böyle bir mücadele? Özellikle yani son dönemde. Kolay bir mücadele değil bu yani. Ama ben PKK gibi o tarz terör örgütleriyle FETÖ'yü ayırıyorum. FETÖ'nün daha aşağılık olduğunu düşünüyorum. Evet, ben çünkü daha fazla toplumun katmanlarına çünkü sığmış. Şöyle bir durum var. Diğer terör örgütleri daha çıkmış, niyetini belli etmiş, ne yapacağını aynen söylemiş. Yapamazlar da zaten öyle bir şey de. Tabii. En azından niyetlerini belli etmiş. FETÖ konusundaki görüşüm yani daha ahlaksızca, daha kahpece onların yaptığı şey. Aynen. Bizzat içeri sızarak, bizden gibi gözükerek işte kendi askerimiz ve toplumun herkesi çok büyük bir travma yaşadı. Tabii. Ülke. Bunun üzerinden kalkmak da tabii zor oldu. Kolay değil. Ama dediğim gibi 40 yıldır ülkenin bir şekilde bütün kademelerine bu işin söküp atmak. Psikolojisi her şeyi var. Her anlamda bir mücadele veriliyor. Topyekun bir mücadele bu. Kolay bir mücadele değil yani. Peki bununla alakalı dönem dönem uyarılar yapılıyor mu
parti tabii, tabii. içerisindeki. Yani devlet bence duruşu devletin çok net. Hı hı. Devletimizin başı Cumhurbaşkanımız bizzat hedef olmuş bir insan. FETÖ'nün hedef olmuş bir insan. Ve bu mücadele devam ediyor. Ve devam edecek yani. Bu ülke terörden temizlenene kadar bu mücadele devam edecek. FETÖ'den de PKK'dan da temizlenene kadar bu mücadele devam edecek. Bakın gelinen noktayı küçümsemeyelim. Gelinen nokta önemli bir nokta. Türkiye bugün terörden arınarak aslında kendi mücadelesini hem ülke içerisinde hem ülke dışında çok ciddi anlamda güçlendirmiş durumda. Artık terör örgütleri Türkiye'ye zarar verebilecek konumdan çıkartılmış durumdalar. Son... Dediğiniz gibi varlığınla alakalı şey var mıdır? Olabilir ama bu mücadele hiç tek bir taviz verilmeden son derece kararlı bir şekilde devam ediyor. Yani. Ben son yapılan operasyonlarda özellikle milli ve yerli üretim SİHA'larımız, İHA'larımızdan tabii. sonra ben aslında onun sadece o bölgedeki terör odaklarıyla ya da o bölgedeki olaylarla ilgili değil, bizim yapmış olduğumuz oradaki İHA ve SİHA'ların tamamen onlarla bir savaş yürütmemiz, mücadele yürütmemiz bence dünyaya da bir mesaj oldu. Mesaj oldu Türkiye'nin tabii. teknoloji açısından nereye geldiğini, neler yapabileceğini de bir nevi gösterdi gibi geliyor. Ama tabii dediğiniz gibi bir tarafta bunları bile küçümseyen, yani devletinizin yapmış olduğu bir şeyi övmek, bakın mesela Cumhurbaşkanı'nı sevmiyor olabilirsiniz. Ben muhalefet kafasına sesleniyorum buradan. Cumhurbaşkanı'nı sevmiyor olabilirsiniz ama makama, yani devletinize saygı duymak zorundasınız. Orada o savaşta yapılan milli yerli üretim kullanılan İHA ve SİHA'ları güzel olmuş demek, takdir etmek sizi muhalefet cephesinde olmanızda size bir şey eksiltmiyor. Yani takdir edebilirsiniz. Devletinizin çalışmalarını hakkını verebilirsiniz. Yani böyle bir çekince var. Ben kendi yakın çevremden görüyorum. Konuşma açılıyor. Diyoruz ki işte şu başarıyı elde ettik, böyle yaptık. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öveceğim tedirginliğiyle keyfini çıkartamıyor onun. Ben şahsen o insansız hava araçlarının o mücadeleyi, onu bombaları yağdırması, oraları terör inlerini bombalaması, boşaltması keyif veriyor bana. Yani devletimin gücünü hissedebiliyorum böyle bir şekilde. Biz Suriye'deki hava sahası kapatıldığında bu Suriye'de nasıl başarılı olduk? İşte insansız hava uçaklarımızla, İHA'larla, SİHA'larla biz bu şeyi başarıya elde ettik orada. Libya'da yine nasıl başarılar elde edildi? İşte şimdi bir kere bizim ülkemizin son dönemde elde ettiği bu başarıları görmezden gelmemek lazım. Sağlık alanındaki aşamalar, ulaştırma alanındaki aşamalar, efendime söyleyeyim milli savunma alanındaki aşamalar, bütün bunların hepsini görmek lazım. Türkiye ekonomisi nereden nereye geldi? Türkiye dünyada level atladı. Yani lig olarak yükseldi. Bunları görmek lazım. Ha şimdi sırf muhalefet olsun diye elbette benim bir tabirim var ya, sallayanlar oluyor. Yani bunu yapanlar oluyor ama gerçekleri de görmek lazım. Türkiye gelişiyor, büyüyor. Kendi bölgesinde ve dünyada ciddi bir aktör olarak ortaya çıkıyor. Zaten bizim tarihimizde biz hiçbir zaman silik bir millet olmadık. Her zaman kendi karakterini, kendi ruhunu hissettiren, dünyada liderliği her zaman önemseyen bir anlayışımız var bizim. Bundan sonraki süreçte de Türk milleti olarak biz bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bakmayın siz öyle şimdi Türkiye'ye özellikle bölge ülkeleri falan kafa kaldırmaya çalışıyorlar. Ama onların hiçbiri buna cesaret edemezler. Hiçbirisi bu konuda Türkiye'ye zarar veremezler. Türkiye ayağa kalktığı zaman onların hepsi iki adım geri giderler. Mücadele etme güçleri de zaten yok. Şu anki bölgesel aktör olarak Türkiye şu anda çok ciddi anlamda mesafe kat etti. Hem kendi bölgesinde diyorum hem de dünyada diyorum. Bugün dünya Birleşmiş Milletler Meclis Başkanı kim oldu? Bizim eski AB Bakanımız Volkan Bozkır oldu. Evet. Yani Türkiye uluslararası alanda da etkisini ve gücünü hissettiriyor. Peki şeyi soracağım. Bu şu anki devletimizin dik duruşunda Cumhur İttifakı'nın etkisi çok büyük etkisi var. Bir kere hem de işte biraz küçümsüyorlar. İşte Milliyetçi Hareket Partisi zaten işte erimişti, bitmişti. AK Parti'ye yanaşmak için gittiler, Cumhur İttifakı hayır, yaptılar. Doğru aldı Milliyetçi Hareket Partisi. Yani dışarıdaki şeyden yani muhalefet cephesinin ve işte MHP'ye bakış açısından bahsediyorum. Cumhur İttifakı'nın bu devletin dik duruşuyla alakalı konumu, katkısı nedir bu sürece? Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olarak şu anda bir ittifak halindeyiz. Bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz, bu millete hizmet etmek istiyoruz. Kim küçümserse küçümsesin, hiç önemi yok. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi de gerçekten bu ülkede yıllardır hizmet etmiş, önemli kadroları olan,
ve siyasette diri bir şekilde mücadele eden bir yapıya sahip. Şu anda biz birlikte hareket ediyoruz. Liderlerimiz birlikte hareket ediyorlar. Dediğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi'ni küçümsüyorlarmış. Kendilerini küçümsesinler yani. Ortada öyle bir manzara yok. Milliyetçi Hareket Partisi en son seçimde %10 küsur oy olarak meclise girmiş. Milletvekili olan, temsili olan bir parti. AK Parti de aynı şekilde meclisin en büyük güçlü grubuna sahip, en büyük grubuna sahip bir parti. Ve biz güçlerimizi birleştirmişiz. Bu millete hizmet ediyoruz. Birilerinin ne dediğinin de çok fazla önemi yok. Cumhur İttifakı milli ve yerli bakış açısıyla ayaklarını bu topraklara basan bakış açısıyla, hizmet anlayışıyla inşallah ülkemize hizmet etmeye devam edecek. Ve milletimiz de bunu gördüğü için bizi destekliyor, bize destek veriyor. Kamuoyu yoklamalarını da gördüğümüzde bazı yaptırılmış kamuoyu yoklamalarını hiç saymıyorum zaten. Onlar hemen hissediliyor. Çok net bir şekilde milletimizin desteği bizimle beraber. İnşallah biz bu hizmete devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Cumhur İttifakı'na bir kere söz söyleyenler öncelikle bu Cumhur İttifakı döneminde bu millete yapılan hizmetleri bir gözden geçirsinler. Yani Millet İttifakı'na baktığımızda da, şimdi ben Cumhur İttifakı'na bakıyorum. Ben mesela Millet İttifakı'na bir bakalım isterseniz. Şey, orada ne var? Onu söyleyeceğim orada şimdi. Orada ne var, ona bir bakalım. Millet İttifakı'nda parti sayısı birincisi çok fazla ve sürekli birbirleriyle bir pazarlık halindeler. Şimdi ben Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerine baktığım zaman birbirine paralel şekilde hareket ediyorlar. Bir önce birisi bir açıklama yapıyor, diğeri ona destekler nitelikte. Yani bir ortak akıl olduğu belli. Ama Millet İttifakı cephesine baktığımız zaman böyle bir pazarlık. İşte siz onu demiştiniz, siz bunu verirseniz biz geliriz, vermezseniz. Yani başka şeyler var. Çok başka pazarlıklar dönüyor birlikte, gibi. Birlikteler ama değilmiş gibi yapıyorlar. Doğru. Birlikte değilmiş gibi yapıp birlikteymiş gibi yapıyorlar. Yani garip bir şey var. Tamamen çıkar var. Üzerine kurulmuş yani, bir HDP şey diyebilir miyiz ona? Çıkıyor, diyor ki İyi Partililere, bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz diyor. Bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi... Biz vekil vermesek siz meclise giremeyecektiniz, siz meclise giremeyecektiniz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP birçok önergede ve şeyde birlikte hareket ediyorlar. Beraber meclise. Salladık diyorlar. Birlikte salladık diyorlar. Hı-hı. Falan. Yani seçime birlikte giriyorlar. Meclise birlikte geliyorlar, birlikte el kaldırıyorlar fakat birbirlerine sallıyorlar orada. O ona diyor işte siz bizim hakkımızda bunu söyleyemezsin. O diyor onu, ama bakıyoruz oylamalara geliyoruz, tekrar hepsi birlikte eller aynı kalkıyor falan. Şimdi böyle bir durum var. İyi Parti ile HDP'nin zaten yan yana gelmesi her iki partiyi de özellikle de İyi Parti grubunu rahatsız ettiği gibi bir imaj yaymaya çalışıyorlar. Ama bakıyoruz imaj farklı, gerçekler farklı. Mecliste birlikte hareket ediyorlar. Evet. Ve seçime birlikte girdiler mi? Bunlar yerel seçime girdiler. Birbirlerini desteklediler mi? Desteklediler. Bu kadar açık ve net bir tablo varken hala mış gibi bir pozisyonla milleti şey yapmaya çalışıyorlar. Ama bunun şey yapma şansı yok. Yani ben şaşırıyorum yani. Bir tarafta milletimiz can havliyle terörle mücadele ediyor. Bir taraftan terör temsilcisi olan parti terörü savunuyor mecliste yani. PKK'yı kınamıyor. Yani bu partiyle de Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti birlikte hareket ediyor. Böyle bir açık net. Bugünkü toplantıda Sayın Vekilimiz Yavuz Subaşı'nın dikkat çektiği bir nokta vardı biz önergelerle alakalı. Gerçekten o kadar ufak tefek içi boş şeylerle mi uğraşılıyor mecliste? Yani onu açmak lazım tabii şimdi. Hani noktalar, virgüller değiştirin yani şunu. Yani evet, onlar konuşma almak için. Konuşma almak için. Çıkıyorlar öyle, kürsüye öyle, ve bambaşka şimdi bir konuşma. Şöyle bir önergede konuşma alabilmeniz için şey vermeniz gerekiyor, önerge vermeniz gerekiyor. Onlar da diyorlar ki işte bu kelimeyle bu kelime değişmesi lazım diyorlar. Sonuçta bu reddediliyor. Ama bütün parti grupları konuşma hakkı elde etmiş oluyorlar. Onun için yapılan bir şey. Yani çıkıyor, onu mazeret ediyor, işte, bambaşka bir konudan bahsediyor. Hakaretlere giriyorlar. Zaten konuşmak için yapılmış bir şey, hareket o. Yani işte ile ile ve'yi değiştiriyor, virgülle ve'yi değiştiriyor. Bunu yaparak konuşma hakkı elde etmiş oluyor. Sonuç olarak o yine reddediliyor. Sonuçta İktidar Partisi'nin o meclis çoğunluğu var. B ile ile değişmiyor yani. Anladım. Yani çok fazla da bir usul.
Böyle bir açık mı var diyelim? Mecliste böyle bir uygulanan bir usul diyelim. Anladım, evet. Anladım. Şimdi, ama orada Yavuz Bey'in eleştirdiği şey, madem diyor kardeşim bunu verdin, o zaman bununla ilgili konuş diyor. Niye başka şey? Ya şimdi siz mesela az önce mecliste konuşma yaparken, siz bu konuyla alakalı konuşacağınızı söylüyorsunuz mecliste zaten, değil mi? Ben bu, evet, bu konuyla tabii alakalı. Evet. Ve çıkıp birebir o konuyla alakalı konuşma yapıyorsunuz. Aynen. Ama zaten muhalefetten çıkan birisinin amacı işte Cumhurbaşkanı ya da herhangi bir vekile bir hakaret, bir şey, bir şey, bir söylemde bulunmak için çıkıyor. Onlar için çıkıyor. O tamamen prosedürü gerçekleştirmiş oluyor orada. Doğru. Yani söz hakkı almış oluyor onu yaparak. Anladım. Şimdi sosyal medyadan birkaç tane daha. Şimdi bu özlük haklarıyla alakalı bir şey söylüyor. Mecliste böyle bir çalışma var mı diyorlar. Bir de EYT konusunu soruyorlar ama bilmiyorum hani o konuyla alakalı. Yok, EYT'yle ilgili bildiğim şu an. Şeylerin, onun dışında çok fazla bir sorumuz yok. Yani birçok soru var burada da çoğu şeyi ilgilendiriyor. Yerel yönetimleri ilgilendiriyor. Evet. Hani yazmışlar işte yolumuz yok, işte asfaltımız yok, işte şu köyümüzde bu yok falan gibi bir sürü şeyler var da. Yerel yönetimleri ilgilendiren konular olduğu için çok fazla onları açmıyorum. Sayın Vekilim. Ben şunu söyleyeyim. Mesela buyurun. Balıkesir'de şu anda bütün bu zorluklara rağmen, işte korona döneminde yaşanan sıkıntılara rağmen, ekonomik zorluklara rağmen Balıkesir'de şu anda Savaştepe yolu devam ediyor. Dursun Bey yolu devam ediyor. İvrindi Bergama yolu ile ilgili, Korucu Bergama yolu ile alakalı çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak. Gölet çalışmaları devam ediyor. Yani çok ciddi bir yatırım şeyi var, çalışması var. Olimpik havuzumuz merkezi yapılacak, gençlik merkezimiz yapılıyor. Birçok yere gençlik merkezleri yapılıyor, halı sahalar yapılıyor, gençlerimizle alakalı yatırımlar yapılıyor. Yani biz bunların hepsinin detayına girmiyoruz ama milletvekillerimizin çabasıyla, gayretiyle önemli işler yapılıyor. Mesela orada en fazla yapılan haksızlıktan bir tanesi de şu, bir paylaşım yapıldığında sen milletvekili olarak bir ağaç diktin mi bakalım bu şehre diyor adam. Hı hı. Yani ağacı söküp götürmek lazım yani, göstermek için başka türlü bir şansın yok. Yani nasıl cevap vereceksin? Yani sonuçta bir sürü hizmet yapılıyor. Her bakana gittiğimizde bir talebimizi iletiyoruz. Her şeye bakana gittiğimizde şehrimizle alakalı bir problemi çözmek için gidiyoruz. Bununla alakalı mücadele ediyoruz. Ama tabii vatandaşımız şunda haklı. Siyasetçiden beklenti yüksek. Beklenti yüksek olunca da talepler ister istemez gerçekleşmediği zaman öfkeleniyorlar. Haklılar. Diyecek bir şey yok. Biz de çözmeye çalışıyoruz. Şimdi Sayın Vekilim, isterseniz bayağı da bir süre oldu. İzleyicilerimiz de var. Yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi ben Mustafa Can Bey'in bir vatandaş olarak bunu soruyorum sürekli. Karşınıza sokakta dolaşırken vatandaş Mustafa Can Bey'in karşısına milletvekili Mustafa Can Bey çıktı. Ondan şehirle alakalı ilk talebiniz, ilk isteğiniz ne olur? Ne istersiniz vekilden? Ansızın karşılaştınız. Vekili Mustafa Can Bey karşınızda. İşsizliği çözmesini isterim. Genel olarak. Evet. Neden? Benim en çok üzüldüğüm konulardan bir tanesi budur. Yani insanlardan çok fazla, %8 galiba şu anda Balıkesir'deki işsizlik, genç nüfusa sahip, genç, özellikle kırsal kesimde genç nüfusumuz çok fazla. Bu çocuklardan sürekli iş talebi geliyor bize. Ve biz bunları çözmekte zorlanıyoruz. Çünkü iş talepleri işte belediye, valilik, fabrikamız yok. Mesela bu işleri çözebileceğimiz fabrikalarımız yok, özel fabrikalarımız yok. Ben bunda çok zorlanıyorum. Zorlandığım zaman da üzülüyorum. Hı hı. Yani mesela bir iş talebinde bulunan bir gencin talebine cevap verememek kadar beni üzen bir şey yok. Şimdi o genç niye iş ister? Benden para istemiyor, pul istemiyor. Diyor ki vekilim bana emeğim karşılığı çalışacağım bir iş ver. Ve ben çalışmak istiyorum diyor. Yardımcı olun bana diyor. Siyasetçi olarak da bizim böyle bir sorumluluğumuz var. Bunu çözmemiz lazım. Çözemeyince üzülüyorum. Yani ben işsizlik konusu benim için en önemli şeylerden bir tanesi. Yani ana sorunlardan bir tanesi. İnşallah önümüzdeki dönemde şehrimize büyük montanda fabrika yatırımları gelirse, yeni yatırımlar gelirse sadece kamudan kamuya işçi sokmak, kamuya girmek dışında bu fabrikalara da arkadaşlarımızı yönlendirebilirsek bence en büyük bize mutluluk kaynağı olacak şeylerden bir tanesi bu. Bir de çevreyi ve doğayı koru derdim. Balıkesir'i koru. Balıkesir'i korunması gereken bir il. Çok güzel bir coğrafya. Yani çok güzel bir coğrafya. Bu coğrafyayı koruyun sayın vekilim derdim. Bir tane daha kişisel özel bir sorum. Mustafa Can Bey. Mustafa yok. Bu siz tabii yani yanıt vermeye de bilirsiniz buna. Mustafa Can Bey olarak bu şehirde yaşadınız, büyüdünüz, vekil de oldunuz. Eyvallah. Ben Mustafa Can Bey olarak yarın öbür gün siyaset sahnesinden indiğimde
ya da bir köşeye inzivaya çekildiğimde insanlar beni şununla ansın diye içinizde bir hedef, uhde ya da hayal ettiğiniz bir şey var mı? Var. Bir kere Mustafa Can Bey gittiğinde bu adam milletin hakkını hukukunu yemedi kardeşim. Bak benim için en önemli şeylerden bir tanesi bu. Çalmadı, çırpmadı, milletin hakkını hukukunu yemedi. Temiz geldi, temiz gitti demelerini çok isterim. Yani böyle bir insan olarak toplumun içerisinde kalmayı arzu ederim. İki, ya bu adam geldiği gün neyse giderken de aynı bir adam, aynı adam olarak biz bunu uğurluyoruz demelerini çok isterim. Yani bu konuda da insanların benim hakkımdaki kullanacak cümlelerin bu olduğunu olmasını isterim. Bu diyebilirsin ki Sayın Vekilim kolay mı? Kolay olmayabilir ama benim arzum, isteğim bu. Ben bu şekilde bir insan olarak anılmak isterim. İnsan olarak kalabilmeyi çok isterim mesela. Hiçbir şekilde insanlığından taviz vermeyen, tevazusundan taviz vermeyen bir insan olarak kalmayı çok isterim. Öyle çok dünyalık hevesleri olan birisi değilim. Yani dünyada işte zengin olayım, şeyim olsun, atım olsun, katım olsun, böyle şeyler. Heves hiçbir zaman olmadı böyle heveslerim. Zaten hayatımda bunu herkes görebilir, normal hayatımda. Ama inşallah bu işi bıraktığımda da yarın milletimizde aynı ruh dünyasında kalan, aynı ruh dünyasında yaşayan, bu topraklar insanı olarak, bu topraklarda huzurlu bir şekilde yaşayan, herkese selam verebilen, herkesin selamını aldığı bir insan olmak olarak vekilliği bırakmak isterim. Siyasete bırakmak isterim. Peki Sayın Vekilim, ailede durumlar nasıl? Yani çok fazla siyaset bildiğiniz gibi çok fazla vakit ayırmanız gereken. Yani ben çocuklarımı çok fazla göremiyorum. Babalar günüydü, pazar günü. Ben Balıkesir'deydim, onlar Ankara'da. Geçtiğimiz hafta oğlumun kursları vardı. Pazartesi günü yine kursu var. Onları getiremedik hala buraya işte. Biz ailemiz burada Balıkesir'de evimiz var. Bir de şeyde evimiz var, Ankara'da evimiz var. Çocukları buraya getiremedik. Babalar gününde onlar Ankara'da, ben buradaydım. Telefonla benim babalar günümü kutladılar. Ve hayatımızın birçok aşamasında böyle oldu. Büyüdüler. Oğlum üniversite çağına geldi. Kızım lise çağına geldi neredeyse. Oraya doğru gidiyor. Ama biz onlardan çok şey kaybettik yani. Pek iyi değil yani oradaki karnemiz. Ama siyasetin doğası bu. Yani sistemde bulunuyorlar mı arada? Bulunuyorlar tabii. Hem eşim bulunuyor hem çocuklar bulunuyor. Ama şu var. Tercih etmek zorundasınız. Yani ya aileyi tercih edeceksiniz ya da millete hizmeti tercih edeceksiniz. Şimdi bu tercihte siz eğer milletvekili olarak milletin karşısına geçip seçildiyseniz ve bu sorumluluğu kuşandıysanız o zaman millete hizmeti vermek zorundasınız. Ailenizden o tavizi vermek zorundasınız. Bunun alternatifi ve kaçarı yok yani. Çünkü yoğun bir iş. Şimdi çok fazla konudan bahsettik Sayın Vekilim. İnşallah bir başka bir programda daha da fazla detaylı konulara gireriz. Son olarak eklemek istediğiniz, bizim atladığımız Balıkesirli vatandaşlarımıza paylaşmak istediğiniz, altını çizmek istediğiniz bir konu varsa buyurun. Ben şunu söylemek isterim. Bir kere bize güvensinler. Üzerimize aldığımız sorumluluğun gereğini yapmaya çalışıyoruz. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte bu şehre hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz aslında bu coğrafyanın insanları olarak birbirimize sırt sırta verip, birbirimize kol kola girip, kardeşliğimizi güçlendirerek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek bu şehre nasıl hizmet edebiliriz, nasıl daha iyi şeyler yapabiliriz, biliriz sorusunun peşinden koşmamız gerekiyor. Bununla ilgili de mücadele ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu şehir gerçekten 10 yıl sonra inşallah Türkiye'nin konuştuğu önemli şehirlerden birisi olacak. Ben buna inanıyorum. Balıkesir'in toprakları çok kıymetlenecek. Balıkesir'in varlıkları çok kıymetlenecek. Bu mücadeleye hep birlikte inşallah omuz verelim, güç verelim. Balıkesir'i geliştirmek için 10 numara şehir diyoruz ya. 10 numara şehrin insanları olarak bu şehre güç verelim diyorum. Balıkesir'i seviyoruz. Bizim şehrimiz, bizim doğduğumuz şehir. İnşallah bu topraklara hizmet etmek istiyoruz. İnşallah Sayın Vekilim. Hepimizin teşekkür ediyorum. Her şeyi sordunuz Ahmet Bey. İnşallah bizi izleyenler de memnun kalmıştır. Yani. Valla izleyicilerimizin memnun kaldığını düşünüyorum. Ben bu ekranlar artık Balıkesir'in ekranı. Ben yine dediğim gibi başka bir programda daha farklı konuları. Ve ilk konuları... konu ben oldum galiba. Tabii programın ilk öyle konu sizsiniz. Bakalım nasıl? Bence çok keyifli oldu. Çok güzel oldu. Güzel de başladık. Nasıl başlarsak öyle gider gibi i̇nşallah geliyor. İnşallah hayırlı olsun. Sizin de memnun kaldığınızı düşünüyorum. Gayet güzeldi. İnşallah Balıkesir'de bir soluk, bir nefes.
bir şey olursunuz. İnşallah elimizden geleni yapmaya çalışacağız, layık olmaya çalışacağız. İnşallah. Ben izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1,5 saatten beri bizi izliyorsunuz. Yorumlarınızla bize katıldınız, vekilimize sorular sordunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Sayın vekilim size ayrıca teşekkür ediyorum. Hem ilk konuğumsunuz hem de çok keyifli, güzel bir program oldu. Çok sağ olun. Balıkesir'in ekranlarında Çuvaldız programına konuk ettik sizi. Birlikte Balıkesir'in gündemini değerlendirmeye çalıştık. Ulusal gündemi değerlendirmeye çalıştık. Şehrimizin geleceğiyle alakalı konuşmaya çalıştık. Elimizden geldiğince bu ekranlarda yeniden görüşmek üzere. Bütün Balıkesir'e selamımızı gönderiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkürler.